HTS Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Seçil Menteş yaklaşık 2 saat boyunca ana haber bülteniyle sizlerle birlikte olacağız. İlk saat diliminde spora dair yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle buluşturacağız. İkinci saat diliminde de e, çok değerli bir konuğumuzla birlikte tüm yaşananları değerlendireceğiz. Peki e, sizlere ana haberde neler aktaracağız? Hızlıca bir detaylara bakalım dilerseniz değerli izleyenler. Avrupa'da... 3'te 2 yaptık. Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Beşiktaş Ajax deplasmanında 4-0 mağlup oldu. Detaylara bakacağız. Süper Lig'de 7. hafta başlıyor. Bunları aktaracağız. Galatasaray'daki değişime bakacağız. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza taşıyacağız ve kadın futboluna gideceğiz. Ama <laughs> sıcak bir e, tabii ki dün e, silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın'ın görüntülerini önce sizlerle buluşturacağız. Bu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Bir detaylara bakalım. Ardından buradayız. Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. O anlarsa kameralara böyle yansıdı. Futbol yorumculuğu yapan Akın, yorumculuk yaptığı YouTube kanalının Beykoz'daki ofisinden çıkarken kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrasında bacağından vuruldu. Akın'ın yardımına arkadaşları ve çevre sakinleri koştu. Ambulans çağrıldı. Kendisine yapılan saldırıyı sosyal medya hesaplarından duyuran Serhat Akın, program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe ifadelerini kullandı. Akın'a yapılan saldırıysa güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 43 yaşındaki spor yorumcusuna saldırıyı yapan şahıs saldırının ardından kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri failleri bulmak için konu hakkında geniş tahkikat başlattı. Akın'ın eski kulübü Fenerbahçe'nin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu da eski milli futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Saldırıyı kınadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Serhat Akın'ın yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen bir kişi tarafından ...silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor. Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Akın için çalıştığı kurum Sports Dijital'den açıklama geldi. Serhat Akın'ın iki ayağından da ciddi bir operasyon geçirdiği ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Akın'ın ayrıca ikinci bir operasyon için bekletildiği de aktarıldı. Değerli izleyenler, Serhat Akın için Fenerbahçe Kulübü'de bir açıklama yaptı. Bu detayları sizlerle buluşturalım. Bakalım Sarılajvertli Kulüpten yapılan açıklamaya. Ee, Serhat Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek program çıkış ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe ifadesini kullanmıştı. Ee, yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ali Erpa Ali Alper Alpoğlu saldırıya uğrayan eski futbolcuları Serhat Akın'la ilgili açıklamada bulundu. Alpoğlu saldırıyı kulüple ilişkilendirenler hakkında hukuki işlemlere başladıklarını açıkladı. Alpoğlu saldırıyı lanetlediklerini söyleyerek faillerinin ve arkasındakilerinin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz dedi. Açılışta Avrupa'da 3'te 2 yaptık dedik değerli izleyenler. Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Sarı Lacivertler Kadıköy'de Union Saint Julias'ı e, 2-1 mağlup etti. O maça dair tüm detayları sizlerle buluşturalım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilouvas'ı 2-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Ülker Stadyumunda oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller. 26. dakikada Çağlar Söyüncü ve 82. dakikada Burgess'in kendi kalesine attığı golle geldi. Union saint maçtaki tek golünü ise 90 artı 3'te Sykes kaydetti. Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic maçın uzatma dakikalarında penaltı kurtardı. Ivanovic'in yaptığı vuruşta deneyimli file bekçisi başarılı oldu. Öte yandan konuk takım Union saint Kevin McAllister. Mücadelenin 73. dakikasında El Nesiri'ye yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı. Temsilcimizde ise Bright Osay Samuel gördüğü ikinci sarı kartla maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve karşılaşmanın son anlarında takımını sahada yalnız bıraktı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçını Hollanda temsilcisi Twente ile 3 Ekim Perşembe günü oynayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Lyon Saint-Julien karşısında aldıkları galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın ardından değerli izleyenler Mourinho gittiğim her kulüpte kupalar kazandım dedi. Um and then yes we were İlk yarıda onların baskılarını kıramadık. Biz onlara önde baskı yaptık. Aynı şekilde rakibimiz de önde baskı yaptı ve onların önde yapmış olduğu baskıyı kırmak bizler için kolay olmadı. Arkadan her kısa oyun kurmaya çalıştığımızda bizi hataya zorladılar. Uzun top oynadığımızda da Nesri Borges'le uzun topu alma konusunda zorluk yaşadı. Çünkü Borges 2 metre boyunda neredeyse bütün uzun topları aldı. Aynı zamanda iki kanattan yeteri kadar gelemedik tehlike yaratabileceğimizi düşündüğümüz bölgelere. Ama ilk golden sonra bu durum değişti. Özellikle ikinci yarıdan sonra daha da değişti. Çok çok iyi başladık ikinci yarıya. Hem içeride hem dışarıda istediğimiz şekilde oyuncuları buluşturabildik. İyi pozisyonlar ürettik. Aslında görmüş oldukları kırmızı kart birazcık yazık oldu diyebiliriz. Çünkü 2-0 bir kişiyi oynamaktan daha iyi olabilirdi. Sonrasında maçın bittiğini düşündük açıkçası ama maç hakem son düdüğü çaldığı zaman bitiyor. O sırada birazcık kontrolü ve konsantrasyonumuzu kaybettik ve birazcık rahatladık saha içerisinde rahat davranmaya başladık ve son dakikaları kendimiz için birazcık zora soktuk. in Lille and Şükürler olsun ki sadece iki maç kaybettik bu süreçte Lille ve Galatasaray'a karşı. Çünkü sizin anlattığınız biçimde baktığınız zaman sanki çok daha maç çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Evet size bazı konularda katılıyorum. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Zaten her gün bunun için çalışıyoruz. Daha iyi olabilmek ve gelişebilmek için. Look what is called what is called the Mourinho effect. Mourinho etkisi dediğiniz şey aslında kupalar kazanmaktır. Biz Eylül ayında bunu yapamayız. Eylül ayında kazanacak, kaldıracak bir kupa yok çünkü şu anda o yüzden nasıl görebilirsiniz Mourinho etkisini. Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım. Sadece Tottenham'da oynayacağımız finalden iki gün önce kulüpten ayrıldım. Onun dışında çalıştığım her kulüpte kupalar kazandım. Dolayısıyla her kulüpte yaratmış olduğum o Mourinho efekti aslında kupalar kazanmaktı. Üzgünüm ama Eylül ayında bunu yapamayız stadyuma taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü aslında çoğu durumda oyunculara destek verdiler ve oyuncuların da bu desteğe ihtiyacı var. Bugün aslında oyunculara söylemiş olduğum gibi bu maçın bizim için iki tarafı vardı. Birinci tarafı Avrupa Ligi puan almamız gerekiyor. Yeni formatta kaç puan toplamamız gerektiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken şey ilk şey evimizde oynadığımız maçta 3 puan almaktı. Maçın ikinci bir diğer tarafı da bizim için şuydu. Önemli bir mağlubiyetten sonra önemli bir maçı kaybettikten sonra oynayacağımız ilk maçın zorluydu. Çünkü aslında o maçtan sonra bu hafta birazcık insanları aşağı çekmekten keyif alınan bir hafta oluyor. Ama ben futbolun duygusal tarafını görebiliyorum. Ben vücut dili konusunda bir uzman değilim. Ben bir dans yarışmasında jüri üyesi değilim. Ben bir teknik direktörüm ve futbolun duygusal yönünü çok iyi biliyorum. Fenerbahçe defans oyuncusu Rodrigo Beka maçın ardından açıklamalarda bulundu. BK 3 puanı almak oldukça önemliydi. obrigado. acho Aşkı Böylesine bir derbi oynadığınız zaman özellikle o maçı kaybediyorsanız, bir an önce bir sonraki maçın gelmesini istersiniz ki o maçı kazanarak bir nebze olsun işleri biraz telafi edebilirsiniz. Bugünkü amacımız da buydu hocamız. Bizden bunu istemişti. Bugün maçı kazanmak ve 3 puan almak bizler için çok önemliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Antrenmanlarda tek düşüncemiz bugünkü maçı kazanmaktı. Bu bilinçle buraya geldik ve istediğimizi aldık. Ben kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Kendimi her zaman hazır tutuyorum. Tabii ki kimin oynadığının tercihini hocamız yapıyor. Hocamızın kararı ama ben her zaman kendimi hazır tutuyorum. En iyi bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum ki fırsat geldiği zaman bunu gösterebileyim. Bugün de bunu yaptım. Mutluyum takımıma yardım ettiğim için. Galip geldiğimiz için de mutluyum. Çünkü bu durumda kazanan Fenerbahçe oluyor. Değerli izleyenler Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilles karşılaşması öncesi işitme engelli çocukları ülker stadında ağırladı. Sarı Lajverdi Kulüp 23-29 Eylül İşitme Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. 11 çocuk Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında Union saint ile oynadığı karşılaşmayı tribünlerden takip etti. Saracoğlu'ndaki coşkuya ellerindeki atkılarla ortak olan çocuklar tezahüratlara da eşlik etti. Sarı Lajverdi Kulüp anlamlı projede kendilerine eşlik eden Ünifebe de teşekkür etti. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne tatsız başladı. Değerli izleyenler, siyah beyazlı temsilcimiz ilk maçında deplasmanda Ayaksa 4-0 mağlup oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi birinci hafta maçında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Kian Fitzjim, 51 ve 73. dakikada Mika Gotts ve 55. dakikada Kenneth Taylor kaydetti. Bu skorla beraber Francesco Farioli ve öğrencileri Kupa 2'ye 3 puanla merhaba derken siyah beyaz ekip puansız kaldı. Avrupa Ligi deplasmanlarında oynadığı son 4 maçı toplam 16 gol yiyerek kaybeden Beşiktaş, turnuvadaki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor. Öte yandan Beşiktaş, Avrupa Kupalarında en fazla Ajax'a mağlup oldu. Hollanda ekibiyle 7 maç yapan temsilcimiz tüm maçlarını kaybetti. Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Brokos da kariyerinde en fazla resmi maç mağlubiyetini Ajax karşısında aldı. Siyah-beyazlar Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşmasını 3 Ekim'de oynayacak. Temsilcimiz Alman ekibi Einstein Frankfurt'u İstanbul'da ağırlayacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk maçta değerli izleyenler Hollanda temsilcisi Ajax'a 4-0 mağlup oldu maçın ardından Siyah-beyazların teknik direktörü Giovanni Van Brokos açıklamalarda bulundu. Ee eigenlijk niet echt een moment in de gezeten. Maça bakarsanız aslında maçta hiçbir iyi bir pozisyonumuz olmadı. Ama bugün çok kötü geçti. O yüzden Ajax'a çok da bir, bir bir tehlike yaratamadık. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Nerede hata yaptık ona bakmamız gerekiyor. Bazı seçim, seçimlerimiz yanlış yapılmış seçimler oldu bugün. Büyük bir kayıp, yani büyük bir mağlubiyet bizim için sezonun ilk mağlubiyeti. Ama devam etmek zorundayız. Pazartesi maçımız var, yedi maçımız daha var, gruptan çıkabilmek için. Ama bir dahaki maçta her şey sıfırdan başlıyor. Bu benim için de geçerlidir. Enerjimizi ona sarf etmek zorundayız. Ciro çok iyi bir oyuncu, muhteşem bir oyuncu. Ama rotasyon yapmak zorundayız. Mustafa iyi oynamadı bence bugün ona da söyledim bunu ama gelişimi için bu önemliydi. Nasıl hissediyor oyuncular ona bakıyoruz. Tabii ki Ciro ile görüştüm maçtan önce oynatmamayı karar verdim. Teknik direktörlük bu şekildedir. Fiziksel olarak nasıl hissediyorlar ona bakmak zorundayız. O yüzden de en güçlü kadroyu kuruyorsunuz. Ciro oynamadı o yüzden kaybetmek demek biraz kolay geliyor. Beşiktaş sezonun ilk yenilgisini Ajax karşısında 4-0'lık skorla aldı değerli izleyenler. Bu yenilginin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tercihleri sorgulandı. Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Bu sezon çıktığı 8 resmi maçta mağlup olmayan ve 24 gol kaydeden siyah beyazlılar ilk yenilgisini yaşadı ve ilk kez bir maçta gol bulamadı. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst Ajax karşısına sürpriz bir 11 çıktı. Eyüpspor maçına göre iki değişiklik yapan Hollandalı hoca Ciro Immobile'nin yerine genç Mustafa Erhan Ekimoğlu'nu sahaya sürdü. Joao Mario yerine ise Onana'yı oynattı. Van Bronckhorst bu 11 ile takımdaki dizilimi de değiştirirken Onana ve Musrati ile çift ön libero'ya döndü. Getson bu ikilinin önüne yerleştirilirken Rafa Silva ise sol kanatta başladı. Ancak Van Bronckhorst'un orta alanı güçlü tutma planı bekleneni veremedi. Özellikle Onana performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Van Bronckhorst devrede Mustafa Erhan Ekimoğlu yerine İmobile'yi sahaya sürerken 64'te ise Onana'yı çıkartıp Enduro oyuna soktu. Beşiktaş hamlelere rağmen farklı kaybetmekten kurtulamazken Van Bronckhorst'un planı da hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon deplasmanda oynanan iki Avrupa maçına da çift ön libero ile çıkan Beşiktaş. iki maçta da galibiyet alamadı. Van Bronckhorst Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında deplasmanda oynanan Lugano karşılaşmasına da çift ön libero ile çıkmış. Rafa Silva ise sol kanatta görev almıştı. Musrati ve Endur'dan oluşan orta sahanın önünde yine geç son yer aldı. Beşiktaş karşılaşmada 3-1'i bulmuştu. Ancak sonrasında özellikle sol kanattan gelen hataların ardından Beşiktaş 3-3'lük skora razı olmuştu. Lugano karşılaşmasında skor 3-2 iken 58'de Enduru çıkartıp Onana'yı oyuna sokan Van Bronckhorst bu sistemden taviz vermedi. 5 dakika sonraysa beraberlik golüne engel olamamıştı. Beşiktaş bu sezon çift ön libero ile çıktığı 2 maçta Lugano ile 3-3 berabere kalıp Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Musrati, get Rafa Silva üçgeniyle çıktığı diğer karşılaşmalardaysa 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş sezonun ilk yenilgisini Ayaks'a karşı aldı. 4-0'lık mağlubiyette maça ilk 11'de başlayan Onana ise hayal kırıklığı yaşattı. Teknik öğretmenlerle hallettim. Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ayaks'a 4-0 mağlup olurken karşılaşmayı 11'de başlayan Jin Onana büyük hayal kırıklığı yaşattı. Giovanni Van Bronckhorst'un sürpriz bir kararla 11'de görev verdiği Onana, karşılaşmaya Musrati ile birlikte orta alanda başladı. Kamerun'un futbolcuyu orta alan direncini arttırmak için sahaya süren Van Bronckhorst'un beklediği ise gerçekleşmedi. 24 yaşındaki futbolcu yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefinde yer alırken savunma konusunda da sınıfta kaldı. 5-2'li mücadeleden yalnızca ikisini kazanabilen Onana, hava topu mücadeleleri top kapma rakamlarında da sıfır çekti. Bu sezon ilk kez 11'de başlayan Onana, 5 maçta 141 dakika süre bulmuştu. Siyah beyazların geçen sezon yaz transfer döneminde Lens'ten 4 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Onana, geçen sezonun ortalarında 5 isimle birlikte kadro dışı bırakılan Onana, Devre arasında ise Marsilya'ya kiralanırken satın alma opsiyonu kullanılmadan geri dönmüştü. Kamerunlu oyuncunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Ayrıca siyah beyazlar Ajax karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle de sezonun ilk yenilgisini tatmış oldu. Şimdi bu 4-0'lık skor sonrası Beşiktaş'taki son durumu HT Spor olsan Gençten alacağız. Olsan hoş geldin yayınımıza. Bu mağlubiyetin yansımaları nasıl oldu camiaya? Teşekkürler Seçil Menteş. E, tabii ki Beşiktaş'ta moraller bozuk. Sezona yapılan iyi girişin ardından Avrupa Ligi'nde de beklenti iyi bir başlangıç yapmaktı. Ancak sonrasında tabii Ajax karşısında bu gerçekleşmedi. 4-0'lık bir yenilgi Beşiktaş'ın beklemediği bir sonuçtu bunu ifade edelim. Beşiktaş büyük umutlarla gitmişti Hollanda deplasmanına. E, şunu da belirtmek gerek. Aslında sistem değişikliğini bekliyorduk. Eee Giovanni Van Bronckhorst'un ilk 11'inden ziyade sistemi değiştirmesini bekliyorduk. Orta alanda daha kalabalık bir orta saha e, anlayışında olmasını bekliyorduk. João Mario'yu 11'de bekliyorduk. Ama e, bu böyle gerçekleşmedi. Giovanni Van Bronckhorst... Onan'a ve Mustafa Eren Ekimoğlu hamleleriyle bizleri şaşırttı açıkçası. Tabi Mustafa Eren Ekimoğlu'nun biraz fiziğinden faydalanmak istediği, Onan'ın ise yine orta alanda sertlik getirmesini düşündü. Giovanni van Bronckhorst ancak tabi bunlar maç içinde gerçekleşmedi ve Beşiktaş 4-0'lık skorla mağlup oldu. Tabii bu değişiklikler en çok konuşulan nokta Beşiktaş'ta. Bu kadro değişiklikleri Beşiktaş'ta konuşulan konuların başında geliyor onu ifade edelim. Siyah beyazlarda tabii Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıçla hedef ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi gözler diğer maçlara, diğer kalan 7 maça çevrildi. Beşiktaş ilk kez isabetli şut çekemedi ve ilk kez gol atamadı bu sezon. 24 gol atmıştı bu maça kadar. İlk kez gol atamadı ve ilk kez de eee mağlup oldu. Tabii e, siyah beyazlarda Yeni transferler Endur ve sözleşme uzatılan Salih Uçan'ın da bu maçta e, az süre bulması dikkat çeken e, noktalardan birisiydi. Yani e, geçen sezon kadro dışı bırakılan ve gönderilmek istenen Onana'nın e, bu maçta 11 başlaması ve yeni transferlerin ve sözleşme uzatılan Salih'in de ilk 11'e tercih edilmemesi e, bu maçta dikkat çeken noktalardan birisiydi. Semih Kılıçsoy 4 maçtır kulübede başlıyor. Bu da dikkat çeken bir noktaydı. Onu da ifade edelim. Mustafa Erhan Hekimoğlu e, Giovanni Van Bronckhorst'un burada ilk tercih oldu ama e, Semih Kılıçsoy yine e, üst üste dördüncü maçta kulübeden başladı. Beşiktaş'ta tabi gözler artık Kayseri Spor deplasmanına çevrildi. Giovanni Van Bronckhorst da dün basın toplantısında dile getirmişti. Kayseri Spor deplasmanında artık gözlerini çevirmiş durumda. Süper Lig'deki serisini sürdürmek istiyor. Siyah beyazlar orada bir zorlu bir maç var. o maça dair de şunu söyleyelim. Orada Masuaku cezalıydı. E, Masuaku'nun yerine Emirhan Topçu'nun forma giymesini bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. HTS evet, e Spor muhabiri Oğuzhan Genç'e teşekkür ediyoruz. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde ilk ma hafta maçları oynandı değerli izleyenler ve organizasyonda da 3 temsilcimiz yer alıyor. 3 temsilcimiz 2 e galibiyet elde etti. Haftayı 2 galibiyetle kapattık. 3 temsilcimizin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. İlk hafta sonuçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Galatasaray ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u evinde 3-1 mağlup etmeyi başardı. Puan durumunun 5. sırasına yerleşen sarı-kırmızılı temsilcimiz aldığı galibiyetle birlikte ülke puanına 400 puanlık bir katkı sağladı. Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a kozlarını paylaştı. Kendi taraftarı önünde rakibini 2-1'lik skorla geçen sarı-lacivertliler de ülke puanına 400 puanlık bir katkı sağladı. İlk hafta maçında Hollanda deplasmanına konuk olan Beşiktaşsa Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Siyah beyazlı temsilcimiz sahadan mağlubiyetle ayrıldığı için ülke puanına katkı sağlayamadı. UEFA'nın sıralamasına göre temsilcilerimiz 2024-2025 sezonunda şu ana kadar 3300 puan toplarken sıralamadaki en yakın rakibimiz Çekya ise 6300 puan topladı. Türkiye 36.900 puanla listenin 10. basamağında yer alıyor. Çekya ise 39.850 puanla 9. sıradaki yerini koruyor. Ülke puanı sıralamasını biz de bir kez daha sizlerle hatırlatalım değerli izleyenler. İlk ona bir detaylıca bakalım ve bulunduğumuz konum. Şu anki puanımız sizlerle paylaşalım. Şimdi ilk 5'e baktığımızda İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'yı görüyoruz değerli izleyenler. İngiltere 90.589 ile ilk sırada yer alıyor. İtalya 80.356 puana sahip, İspanya 74.989, Almanya 73.035 ve Fransa'da 60.379 puana sahip. 6. sıraya baktığımızda Hollanda'yı görüyoruz değerli izleyenler. Ülke puanı sıralamasında 55733 ile 7. sırada Portekiz bizleri karşılıyor 51416 ile. 8. sırada Belçika'yı görüyoruz. 45.000 puanı var. Dokuzuncu sırada da en yakın e, takipçimiz Çekya 39850 puanla 9. sırada ve biz de e, Türkiye 36900 puanla 10. sırada yer alıyoruz UEFA ülke puanı sıralamasında. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Yaza son iki sezonun şampiyonu ünvanıyla giren ve oradaki kadrosunu koruyan, koruma amacıyla giren Galatasaray Young Boys maçları ile birlikte planlarını değiştirdi değerli izleyenler. Oynamadığında sorun çıkaran ve fiziksel olarak zafiyet yaratan futbolcularla yollar ayrıldı. Genç ve başarıya aç oyuncular transfer edildi. Okan Buruk yönetiminde son iki sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı Ağustos ayının sonundaki 7 gün değiştirdi. Sezonu 5-0'lık Beşiktaş hezimetiyle açan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi playoff'unda ise Young Boys'a elenerek taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Yaza şampiyon kadrosunu korumak ve sağ bek, orta saha merkeziyle santrafor rotasyonuna ekleme yapma planıyla giren Galatasaray, bu takviyeleri 3 Ağustos'ta tamamlamıştı. Kadro kalitesi epey düşük ve İsviçre Ligi'nde kötü durumda bulunan Young Boys karşısında alınan yenilgiler planları da değiştirdi. Oynamadığında sorun çıkartan futbolcuların biletleri kesildi. Fiziksel olarak en iyi dönemlerini geride bırakan futbolcularla da yollar ayrıldı. Savunmada bir türlü gelişemeyen Derik Kön'ün de gidişine onay verilirken Galatasaray Ağustos sonu itibariyle büyük bir transfer operasyonuna girişti. Sol beke 25 yaşındaki İsmail Yakops mecburi satın alma maddesiyle kiralandı. Napoli'de kadro dışı kalan Victor Osimen büyük bir transfer operasyonuyla kadroya katıldı. Nijeryalı Yıldız'ın gelişiyle birlikte 3 stoperli oyun formasyonu da gündeme geldi. Transferin son gününde ise 27 yaşındaki kanat oyuncusu Roland Şallay'ı transfer edildi. Bu yaz 6 oyuncuyu renklerine bağlayan Sarı kırmızıların transfer ettiği isimlerin yaş ortalaması 25,5 olurken bu oyuncuların fiziksel gücünün yüksekliği de dikkat çekti. Okan Buruk da Pauk maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında transfer edilen isimlerle birlikte oynayan oynamayan futbolcuların farkının kalmadığını ve başarıya aç bir takım yarattıklarını ifade etmişti. Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da gündem, rotasyon değerli izleyenler. Sıkışık bir fikstürden geçen Sarı Kırmızılılar'da Okan Buruk'un ilk 11'de değişikliklere gidebileceği öğrenildi. Detaylar haberimizde. Lige fırtına gibi başlayan ve 6'da 6 ile ilerleyen Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Haftaya 18 puanla lider giren Sarı Kırmızılılar Hafta içinde Paok'u da mağlup ederek ligdeki iyi gidişatını Avrupa'ya da yansıttı. Sıkışık bir fikstürden geçen Galatasaray'da sakatlıklardan koruyucu önlemler de gündeme geldi. Gaziantep ve Fenerbahçe maçlarından sonra müsabakaların son 30 dakikalık dilimlerinde yorulduklarını ifade eden Okan Buruk, PAOK müsabakasının ardından sıkışık fikstüre dikkat çekmişti. Tecrübeli çalıştırıcının bu virajda yorgun olan futbolcularını dinlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Uzun bir sezonu geride bıraktıktan sonra Euro 2024'ün ardından dinlenme imkanı bulamayan futbolcular Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra 37 yaşındaki Dries Mertens'in de Kasımpaşa maçında dinlendirilme ihtimali son derece yüksek. Elias Yelert, Roland, Şalay gibi yeni transferlerin yanı sıra sakatlıktan dönen Mauro Icardi de Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkabilir. Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuştu. Bir süredir tedavisi ve özel işleri nedeniyle Arjantin'de bulunan golcü sakatlığını atlattı. Galatasaray'da çift santrofor ufukta görüntü. Trento Süper Lig'in 3. haftasındaki Adana görüntü. görüntü. sakatlanan görüntü. Icardi sahalara geri döndü. Sağ üst arka delisinde ikinci derecede kısmi yırtık tespit edilen yıldız futbolcu, tedavisi ve özel işleri nedeniyle bir süre için Arjantin'e gitmişti. Fenerbahçe derbisi öncesinde Türkiye'ye dönen ve takımla antrenmanlara da başlayan Arjantinli yıldız, PAOK müsabakasında yaklaşık 25 gün sonra sahalara geri döndü. PAOK maçında oyuna 78. dakikada dahil olan Icardi, 90 artı 5'te attığı golle de maçın sonucunu tayin etmişti. Çalışmalarına devam eden Arjantin'in yıldızın geri dönüşüyle birlikte Galatasaray'da çift santraforlu sistemde ufukta göründü. Okan Buruk'un farklı formasyonlar üzerinde çalışmalar yaptığı ve Kasımpaşa karşılaşmasında da Mertens'in yerine Icardi'nin 11'de çıkma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. <laughs> Galatasaray taraftarı dünya ünlü iki golcüsü Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin birlikte oynayacağı anı iple çekiyor. Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa ile mücadele edecek Galatasaray bu karşılaşma öncesi. Şimdi HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e gideceğiz. Çağatay hoş geldin yayınımıza. Nedir Galatasaray'da son durum Kasımpaşa mücadelesi öncesi? Söz sende. Teşekkürler Seçil Menteş. İyi yayınlar. Galatasaray Ligi 6, 6'da 6 ile başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne de galibiyetle e, başladı merhaba dedi ve sarı kırmızılı takımla morallerde yükseldi. Yarın, e, yarın Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray. Bu maça da moralle çıkacak. Tabii önce e, Pavuk maçının sonucuna ve yankılarına biraz göz atmak istiyorum ben. Çünkü Okan Burun basın toplantısına yaptığı açıklamalarda önemli ipuçları vardı. Gaziantep FK maçı ve derbi galibiyeti sonrasında da benzer açıklamalar yapmıştı Okan Buruk. Bunlar neydi hemen bir hatırlatalım izleyicilerimize. Mücadelelerin son 30 dakikasında oyuncuların oyundan düştüğünü ve bazı zafiyetler gösterdiğini ifade etmişti Okan Buruk. Bu nedenle de Paok maçı da sıkışık fikstürle denk geldiği için ve e, Cumartesi günü de oynanacak maç öncesinde bir rotasyon ihtimali belirdi. E, hatırlanacağı gibi zaten Galatasaray'ın amirli futbolcuları Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz e, çok fazla dinlenme süresi bulamamıştı. Kerem Aktürk oldu ayrılmadan önce, Benfica'ya transfer olan Kerem de tabii ayrılmadan önce çok uzun bir, bir dinlenme süreci geçirememişlerdi. E, bir haftalık 10 günlük bir tatilin ardından yeni sezon yüklemeleri yapılmıştı. Ve Galatasaray'da da yoğun bir fiksüre girdi bu oyuncular. Ee... Galatasaray Teknik heyeti de bu bağlamda sakatlık önleyici bazı önlemler almak istiyor aslında. Bazı uygulamalara gitmek istiyor. Bu nedenle de Kasımpaşa mücadelesinde bazı rotasyonlar görebiliriz. Tabi burada Abdülkerim Bardakçı'yı ayrı tutmak gerekiyor ama Kaan Ayhan bilindiği gibi geçen sezon da bazen ağrılarla oynuyordu. Barış Alper Yılmaz özellikle geçen sezon 70 resmi müsabakaya çıktı bir yıl bir sezon boyunca ve bu nedenle de sakatlık riski bu oyuncuların her geçen gün artıyor. Galatasaray bu noktada e, ilk 11'de birkaç değişikliğe gidebilir. E, Tabi bugün Galatasaray son taktik antrenmanını da saat 17'de başlayan antrenmanla gerçekleştiriyor. Çalışmalarını birazdan tamamlayacak. Daha net bilgileri bu antrenmanın sonrasında e, izleyicilerimizle de paylaşabileceğiz. Ancak e, Kasımpaşa karşısında e, son haftalara göre değişik bir Galatasaray görebiliriz diyelim. Ve sözü tekrar stüdyo merkeze bırakalım. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e teşekkür ediyoruz. Kasımpaşa mücadelesi öncesi Galatasaray'dan son gelişmeleri kendisinden aldık değerli izleyenler. Galatasaray kadın futbol takımı diyeceğiz şimdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılar A grubunda Olimpik Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşti. Galatasaray Petrol Ofisi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Playoff turunda Çekya'nın Slavia Prag takımına eleyen Sarı Kırmızılıların grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Lyon kentindeki kura çekimi sonucu A grubunda yer alan Galatasaray, Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılan ilk kadın futbol takımı olarak Türk futbol tarihine geçti. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar 8-9 Ekim'de oynanacak. Galatasaray'ın rakiplerini sizlerle buluşturduk. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kurallar çekildi. Tekrar bir hatırlayalım Galatasaray A grubunda yer aldı. Lyon, Wolfsburg ve Roma ile birlikte değerli izleyenler. Diğer gruplara da bakalım. B grubunda Celtic, Chelsea, Real Madrid ve Twente'yi görüyoruz. C grubunda Arsenal, Bayern Münih, Juventus ve Valerenga'yı e, görüyoruz. D grubunda da Barcelona, Hammarby, Manchester City ve St. Paul'un takımları da D grubunda mücadele edecek. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oluşan grupları sizlerle buluşturduk. Şimdi Trabzonspor diyeceğiz. Değerli izleyenler, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan camiaya birlik, beraberlik mesajı verdi. Kulüp dergisindeki yazısında taraftarlara seslenen Doğan, Şenol Güneş hocamızla Süper Lig'e odaklandık dedi. Değerli basın mensupları, herkese iyi akşamlar dilerim. Bu sezon Süper Lig'deki tüm maçlarından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde yükselişe geçmeyi hedefliyor. Başkan Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Trabzonsporlular çok önemli bir yol ayrımında. Doğrularımıza sımsıkı sarılıp tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor ya safları sıkı tutacağız ya da kutuplaşacağız. Kısa vadeli hedeflerini anlatan Ertuğrul Doğan, mali disiplinin önemine vurgu yaptı. Şenol Güneş hocamızda Süper Lig'e odaklandık. Ayrıca mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü finansal bağımsızlığına taşımaya kilitlendik. Bu iki büyük hedefi kişisel hırslarımızdan ötürü değil, Trabzonspor'un menfaatleri için belirledik. Takım performansını, bilet fiyatlarını, TS Club ürünlerini tartışabiliriz ama belirttiğimiz iki büyük hedefe ulaşmak için var gücümüzle bir olalım istiyorum. Trabzonspor'da sezon başında kadroya katılan Rumen golcü Deniz Draguş'un yol golli, e, gol, yollarındaki suskunluğu dikkat çekiyor. Trabzonspor'da gözler Deniz Draguş'a çevrildi. Geçen sezonu kiralık olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nde attığı 14 golle başarılı bir şekilde geçiren Romanyalı golcünün bonservisi, Şıtanlak Liyeç'ten 1 milyon 700 bin euro karşılığında alınmıştı. Şu ana kadar Bordo Mavili formayla toplamda 11 maçı çıkan Dragush'un tek golü bulunuyor. Avrupa Ligi elemelerinde Rujan Berok'la oynanan rovanş karşılaşmasında ağları sarsan 25 yaşındaki Forvet, ligde görev aldığı 5 maçta ise varlık gösteremedi. Taraftarlardan yoğun eleştiri alan Rumen futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında oyuncunun yeteneklerinin yanlış kullanıldığını belirtirken hem Draguş'la görüştüğünü hem de konuyla ilgili meslektaşı Mircea Lucescu'nun kendisini aradığını ifade etti. Trendyol Süper Lig Şamil 2. sezonunda 7. hafta başlıyor. Değerli izleyenler hızlıca haftanın fikstürünü, programını ve e, sizlerle buluşturalım maçların saatlerini. Yarın saat 20'de Sivas Spor'la Ramus Başakşehir karşı karşıya gelecek bugün düzeltiyorum. bugün saat 20'de Sivas Spor Rams Başakşehir'i konuk edecek. Yarına baktığımızda cumartesi saatler 16'yı gösterdiğinde Samsun Spor'un konuğu Göztepe olacak. Saat 19'da Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor'da Koreyndan Alanya Spor deplasmanında olacak. Pazar gününe baktığımızda Trabzonspor saat 16'da Konya Sporu konuk edecek. Yine aynı saatte Eyüp Spor'un konuğu da Gaziantep Futbol Kulübü olacak. Saat 19'da ise pazar günü Fenerbahçe Antalya Spor deplasmanında olacak. Aynı saatte Bodrum Futbol Kulübü'nün konuğu Adana Demir Spor olacak. Haftanın kapanış mücadelesi 30 Eylül pazartesi günü oynanacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde Kayseri Spor Beşiktaş'ı konuk edecek. Hatay Spor'da haftayı bay geçen takım. Yedinci hafta bugün saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Sivas Spor Rams Başakşehir'i konuk edecek. Her iki takımdan öne çıkan detayları sizlerle buluşturalım. Evet. Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında deplasmanda net global Sivas Spor'la karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadyumunda oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleye hakem Çağdaş Altay yönetecek. Ligde ilk ilgisini son oynadığı Samsun Spor karşılaşmasında alan Rams Başakşehir. Bu sezon 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik sonucu 10 puan toplayarak haftaya 5. sırada giriyor. Sezonun son haftasında 4 puan toplayan Sivas Spor'sa 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Sivas temsilcisi 8 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor. Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas Sivas spor maçında forma giyemeyecek. Sipay Bodrum Futbol Kulübü karşılaşmasında kırmızı kart gören ve Samsun spor maçında forma giyemeyen Pelkas'ın cezası bu maçla birlikte sona erecek. Turuncu lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte de 7. hafta maçında takımındaki yerini alamayacak. Başakşehir'de tedavisi süren Ömer Ali Şahiner'in durumuysa maç saatinde belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ile Nesne arasında sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi. Değerli izleyenler, toplantıda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbolunun geleceğiyle ilgili mesajlar verdi. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koçsa sponsorlukların önemine vurgu yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu ile Nesine arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen törene, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Nesine Üst Yöneticisi Halit Gülbakanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hakan Bolat ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Rafet Orhan katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, saha dışında ortak bir payda içinde hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Futbol elbette ki başarı önemlidir ama ahlaklı başarı hepsinden önemlidir. Çünkü bir takım şampiyon oluyor, öteki takımların başarısız addedildiği bir ortamda futbolun marka değerini yukarıya çıkaramıyorsunuz. İlk önce biz bu bilinci yerleştirmek istiyoruz. Türk futboluna. Elbette ki yarışacağız. Ama sahada yarışacağız. Sağ dışında ortada bir ortak payda var. Bireyleri ile beraber bunun ortağıyız biz. Sadece federasyon olarak biz yönetimsel tarafındayız. Hep söylüyorum ben futbolun asıl patronu kulüplerimiz. Onları yönetenler Asıl görev elbette ki organizasyon ne kadar federasyona ait olsa da bu marka değerini yukarıya çıkarma kulüp başkanlarına daha çok sorumluluğu var. Hacı Osmanoğlu yetenekli genç hakemler yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Zamana ihtiyacımız var. Elbette ki genç pırıl pırıl kardeşlerimiz var. O konuyla ilgili hem UEFA ile halindeyiz. Onları daha sağlıklı bir şekilde eğitip, hukuk karakterli kafasının arkasında tilki olmayan genç hakemlerimiz var. Onları yetiştireceğiz en kısa zamanda. Bu süre zarfında ufak tepek aksaklıklar elbette ki olacaktır. Ama hedefimiz hem sahada hem sağ dışındaki hataları minimuma indirmek. Zaten bu da federasyonların aslı görevidir. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Kamuoyuyla da paylaşacağız zaten. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koçsa yöneticiler olarak iyi iş çıkarmadıklarını ancak olağan şüphelilerin kendileri olmadığını söyledi. Biz kulüp yöneticileri burada gönüllü insanlarız. İşimizden, ailemizden, vaktimizden fedakarlık yapıp kulüpleri bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. İyi iş çıkarıyor muyuz? Karnemiz çok mu iyi? Hayır değil. Ama kesinlikle de olağan şüpheliler yöneticiler değildir. Şu son 5 yılda Türk futbolunun ekonomik açıdan yaşadıklarına baktığınız zaman temelinden dinamit koyan ekonomik unsurların hiçbiri kulüplerle endekse değildir. Kulüplerin kontrolünde değildir. Evet kulüpler yanlış transfer diyebilirsiniz, gereksiz transfer diyebilirsiniz, fazla ödemeler diyebilirsiniz. Orada her türlü tenkili yapmak hakkınız vardır. Ama bugün yayın gelirlerinin 500'den geçen sezon 96 milyon dolara düşmesi vergilerin 15'ten 40'a çıkması, döviz kurunun son 5 yılda geldiği nokta, faizlerin onlardan 20'lerden 50-55'lere gelmesi, pandemi bunların hiçbiri kulüplerin sorumluluğunda, kontrolünde olan konular değil. Sponsorlara öyle bir ortam, öyle bir iklim vermeliyiz ki onlar seve seve buraya girmeli, çekinmemeli. Ben bir kulübe destek olursam öbür kulübün taraftarları benim markama nasıl bakar endişesinde olmamalı. Veya ben spora gireceksen en azından üç büyük markaya aynı anda gireyim yoksa sıkıntı yaşarım olmamalı. Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hemen detayları sizlerle paylaşalım değerli izleyenler. Görüşme Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Zirvede Türk futboluna katkı sağlayacak projeler ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, ziyaretin sonunda Başkan Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Milli Takım formasını takdim etti. Eski milli oyuncu Gökhan Gönül, Ümit Milli Takımının yeni teknik direktörü oldu. Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili resmi açıklama yayınladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesini kararlaştırdı. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı. Gökhan Gönül futbolculuğunda elde ettiği uluslararası tecrübeyle sahip olduğu vizyoner bakış açısı ve futbola dair fikirleriyle bu görevi üstlenecek doğru isimdi. Oyuncu grubumuzu tanıması ve bir süredir onlarla birlikte çalışıyor olması kararımızda etkili oldu. Kendisine güvenimiz tamdır. Gökhan hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Gökhan Gönül ise yeni görevinin açıklanmasının ardından Ay Yıldızı formanın söz konusu olduğu her kademe büyük bir sorumluluğu beraberine getirir. Futbolculuk kariyerimde edindiğim uluslararası deneyimi ve birlikte çalıştığım birçok yerli yabancı teknik adamdan öğrendiklerimi en doğru şekilde Ümit Milli Takım'daki oyuncularımıza aktarıp gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyorum ifadelerini kullandı. Futbolun en önemli ekonomik parametrelerini oluşturan sponsorluk anlaşmalarının varlığı 2024-2025 sezonunda dikkat çekti değerli izleyenler. Süper Lig'de Hatay Spor'un, Trendyol 1. Lig'de de 10 kulübün yoksun kaldığı sponsorsuzluk sorunu kulüpleri mali olarak sıkıştırmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde futbolun endüstri haline dönüştüğü günümüz koşullarında kulüplerin ekonomik giderleri fazlaca artarken mali gelirler büyük önem taşıyor. Marka ve şirketlerin kulüplerle yaptığı sponsorluk anlaşmalarının yeterliliği ise soru işareti barındırıyor. Süper Lig'den Hatay Spor hala sponsor bulamazken, Trendyol 1. Lig'de de Şamurfa Spor, Keçiören Gücü, Fatih Karagümrük, Sakarya Adanaspor, Yeni Malatya, Erok Manisa Futbol Kulübü, Bolu Spor ve Çorum Spor'un marka partnerleri mevcut değil. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Hatay Spor Genel Sekreteri Ahmet Atınç, HT Spor'a özel açıklamalar yaparken futbol ekonomisti İsmail Şayan da durumu değerlendirdi. Sponsorluk konusu Türk futbolunun maalesef kan, kanayan yarası. Türkiye'de sponsor bulabilmek için bir büyük kulüp olmanız lazım. Bir, herhangi bir görüşme bir şey yapabilme aşamasına bile maalesef gelemiyoruz Bizde sponsor sıfır sponsorluk var Türkiye'deki tüm firmalara sesleniyorum onların spora ve sanata katkı sağlamak gibi bir ödevleri de var onu, onu da mutlaka yerine getirmeleri gerekir ama bu basketbol olur ama yüzme olur ama kürek olur bir şey olur ama bir şey mutlaka yapmalı bütçesi oranında bunun içinde dediğim gibi devletin de biraz teşvik etmesi gerektiğini düşünüyorum e, sosyolojik bir sorun var. Sponsorlar e, özellikle bir kulübe ait gibi durmaktan çekiniyor. E, bir Türkiye'de şöyle bir e, sorun var. Diyelim ki bir firma bize vermek istiyor. Ama şundan çok korkuyor. İşte Karagümrük'te göründüğüm anda yüzlerce kulüp ve e, o kulübe yakın insanlar be, bizi arayacak ve bu konuda bizden de isteyecek. Bir işte bulunmak istiyorum açıkça. E, zira Hı -hı bütün kulüpler hemen hemen Türkiye'de spor kulüplerinin Süper Lig'de oynayan bütün takımlar sponsor desteğini ciddi anlamda almışken Hatay'ın bu travmatik hali, bu depremden yaşamış ve insanların psikolojik man bitmiş olduğu halde bile bu şekliyle yalnız bırakılması aslında şehir insanının bir nevi cezalandırılması anlamına geliyor. Hatay Spor'un bundan mağdur edilmesi ya da Hatay Spor'un burada görmezden gelinmesini anlayamıyoruz. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hatay, Hatay Spor sadece bir kulüp değil. Hatay Spor bu ildeki insanlarımızın yüzünü güldüren, yüzünü güldürmeye yaran bir motivasyon kaynağı. Lütfen bunu bu şekilde bir sosyal sorumluluk olarak görmelerini özellikle ben belirtmek istiyorum. Büyük firmalar ya da bu konuda sponsor olabilecek firmalar, şirketler çok fazla onları suçladığımı düşünmesinler ama bu serzenişimiz de maalesef e, haklı görsünler. negatif bir tablo görüyoruz. Bunun bir takım sebepleri var. Şimdi bir kısmı kulüplerin elinde olmayan sebepler. Ee, Covid ve özellikle arkasından işte Ukrayna-Rusya savaşının başlaması ekonomiyi önemsiz, e, olumsuz etkiledi. Üç büyükler için konuşursak, üç büyüklerin ticari gelirleri hiç fena değil. Sponsorluk gelirleri, e, olsun, diğer ticari gelirleri olsun, ürün satış vesaire gibi şeyler. Burada asıl problemi yaşayanlar, e, Trabzon'u da buraya katabiliriz, dört büyükler dışındaki kulüpler. UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabının milli futbolcu Arda Güler için en iyi genç oyuncu mu sorusu Barcelona taraftarını kızdırdı. Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan Arda Güler paylaşımı Barcelona taraftarlarını kızdırdı. UEFA daha sonra tweet'i kaldırdı. Şampiyonlar Ligi'nin resmi İspanyolca sayfası Arda Güler'in fotoğrafını kullanarak Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu mu paylaşımı yaptı. Bunu gören Barcelona taraftarları paylaşımın altına Lamine Yamal yazılarıyla doldurarak tepki gösterdi. Barcelona taraftarının vermiş olduğu tepkiler sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi sayfası tweet'i sildi. 16 yaşında Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran genç yaşında bireysel anlamda önemli rekorlar kıran Lamin Yamal, bu sezonda sergilediği performansla adından sıkça söz ettiriyor. İspanya milli takımıyla Euro 2024'te şampiyonluk kazanan Yamal bu sezon çıktığı 8 maçta 4 gol atarken 5 asist yapmayı başardı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ilk 11'de forma giymeye hazırlanıyor. Değerli izleyenler, Yıldız futbolcunun hafta sonu oynanacak Chelsea maçının başlangıç kadrosunda olması bekleniyor. Rekor bedelle Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu hafta sonu bir ilki yaşayabilir. Brighton ekibi cumartesi günü deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Teknik direktör Fabian Hürzeler, Ferdi bu maçta ilk 11'de oynatmayı planlıyor. İngiliz basını Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'nu Estupinya'nın önünde gördüğünü ve formayı milli futbolcuya vereceğini ileri sürdü. Ferdi Kadıoğlu böylece ilk kez ilk 11'de şans bulacak. Bu sezon Brighton ile iki maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu toplam 30 dakika süre bulurken bir gol atma başarısı gösterdi. Lille olan sözleşmesi sona eren milli futbolcu Yusuf Yazıcı Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'la anlaştı. Gündüz, forması altından... Yusuf Yazıcı Olimpiakos yolunda. Lille sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan milli futbolcu Yunan ekibi Olimpiakos'la anlaştı. 27 yaşındaki futbolcunun Atina'ya giderek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Transfer döneminin kapanmasına rağmen serbest statüde olduğu için kulüplerle görüşebilen Yusuf'a West Ham United ve Aston Villa'da teklif yapmıştı ancak anlaşma sağlanamamıştı. Geçtiğimiz sezonu Lille'de tamamlayan Yusuf Yazıcı Fransız ekibiyle 42 maça çıktı. Milli oyuncu bu süreçte takımına 12 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. Manchester City menajeri Pep Guardiola ameliyat olan Rodri'nin sezonu kapattığını açıkladı. Guardiola Rodri'siz oyun planı hakkında da bilgi verdi. Manchester City menajeri Pep Guardiola ameliyat olan Rodri'nin bu sezon bir daha forma giyemeyeceğini açıkladı. Newcastle maçı öncesi basın toplantısında konuşan Guardiola, Rodri ameliyat oldu ve maalesef sezonu kapattı. Mümkün olan en kötü haberi aldık ama durum bu. Onu desteklemek için buradayız dedi. Rodri'nin yerinin nasıl doldurulacağı konusundaki bir soruyu cevaplayan Guardiola, "Rodri'ye benzer bir oyuncumuz yok ama takım olarak çaba göstererek o olmadan oynamanın bir yolunu bulacağız. Nathan Ake veya Oscar Bob bu boşluğu doldurabilir." diye konuştu. Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin de milli maç arasına kadar forma giyemeyeceğini söyledi. Barcelona La Liga'ya Alman teknik direktör Hans Flick mükemmel bir başlangıç yaptı. Ancak Flick'e göre üst üste alınan 7 galibiyete rağmen Barcelona'da hala gelişime açık alanlar var. Barcelona geçmişte yaşadığı mali krizlere rağmen La Liga'da Hans Flick yönetiminde bu sezona göz kamaştırıcı bir başlangıç yaptı. Katalan devi sezonun ilk 7 maçında 7 galibiyet alarak en büyük rakibi Real Madrid ile arasında 4 puan fark koydu. La, Barcelona'nın Getafe karşısında 1-0'lık galibiyetiyle biten son karşılaşmanın ardından konuşan teknik adam Flick, Barcelona'da hala üzerinde çalışması gereken konular olduğunu dile getirdi. We, know, we knew it before uh, we have the match and um uh... 7 galibiyet almak mükemmel. Ancak bazı şeyleri daha iyi yapmalıyız diyen Flick, bugün çok iyi bir zihniyete sahiptik. Gelişmek için burası iyi bir başlangıç noktası ifadelerini kullandı. Öte yandan dizinden ameliyat olan ve sezonun geri kalanını kaçırması beklenen Alman milli futbolcu Mark Andre Ter Stegen'in ardından 34 yaşındaki Chesney'nin emeklilikten vazgeçip Katalan devine katılmayı kabul ettiği bildirildi. Galatasaray erkek basketbol takımı Can Korkmaz'ı renklerine bağladı. Deneyimli oyuncu sarı kırmızılılardaki dördüncü dönemini yaşayacak. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Darüşafaka forması giyen 31 yaşındaki basketbolcu Galatasaray'a geri döndü. Can Korkmaz 2012-2013, 2016-2017 ve 2018-2020 dönemlerinde forma giydiği Galatasaray'da dördüncü dönemini yaşayacak. Tecrübeli basketbolcu kariyerinde Pertevinyal, Darüşşafaka, Trabzonspor, Uşak Sportif, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom ve Karşıyaka formalarını giydi. Dünya basketbolunun efsane isimlerinden Derrick Rose profesyonel kariyerine son verdiğini duyurdu. <laughs> NBA'de son olarak Memphis Grizzlies forması giyen Derrick Rose 35 yaşında basketbol kariyerine nokta koydu. Bir dönem NBA'de en iyi oyuncular arasında yer alan Rose, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emeklilik kararını duyurdu. Rose yaptığı paylaşımda: "Teşekkür ederim ilk aşkım. Her şeyin belirsiz göründüğü zamanlarda, iniş ve çıkışlarımda bana inandın." Bana aşkın gerçekte ne anlama geldiğini gösterdin. Sahayı benim için bir sığınak, kendimi özgürce ifade edebileceğim bir yuva haline getirdin. Şüphe duyduğum her anda bana neler başarabileceğimi gösterdin. Bana bir hediye verdin. Birlikte geçirdiğimiz zaman ömrümün sonuna kadar saklayacağım bir hediye. Sonsuza dek seninim. Ifadeleri yer aldı. 2008 NBA draftının birinci sırasında Chicago Bulls tarafından seçilen Derrick Rose. 2011 yılında NBA tarihinin en genç MVP'si olarak tarihe geçmişti. Kariyeri zirvedeyken yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle zaman içerisinde iyice gerileyen 35 yaşındaki oyun kurucu, 2016 yılında Bulls'tan ayrıldıktan sonra sırasıyla New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons Tekrar New York Knicks ve Memphis Grizzlies formalarını giydi. Toplam 17 sezon süren NBA kariyeri boyunca 723 maça çıkan Derrick Rose, maç başına 17.4 sayı ve 5.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Ana habere kısa bir ara veriyoruz değerli izleyenler. Saat başında Etespor yorumcusu Mehmet Yılmaz'la birlikte karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyenler, stüdyoda HT Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz bizlerle birlikte. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim sağol. ol. Sen nasılsın? Iyisin. Ben de iyiyim. Seninle ilk yayınım. Evet. Tarihe geçsin. 27 Eylül <laughs> Cuma saatler 19'u gösteriyor. sonra bol bol yaparız inşallah. Hep i̇nşallah. Beraber. Şimdi bugünlük başlıyor. İlk maç saat 20'de Sivas Sporla Rams Başakşehir arasında oynanacak. Tabii ligi ve dinamikleri konuşacağız seninle birlikte ama sıcağı sıcağına bir Avrupa ligi maçlarına değerlendirelim ve Fenerbahçe ile başlayalım istiyorum. Sarılarci vakti temsilcimiz dün Kadıköy'de Avrupa ligine galibiyetle başladı. Yon Senjulası 2-1 mağlup etti. E, bu arada ana haber etiketiyle de bizlere sorularınızı, görüşlerinizi e, iletmeyi unutmayın. Burada da okuyor ve konuşuyor, cevaplandırıyor olacağız değerli izleyenler. Nasıl bir Fenerbahçe izledin dün Lyon saint karşısında? Bir genel tabii, şöyle sohbet edelim. Yani bu maçtan önce tabii ki Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu psikolojik duruma da biraz bakmak lazım. Tabii ki bir derbi oynandı. E, kaybedilen bir 3 puan var. Hı hı. Tabii ligin başı olmasına rağmen birçok eleştiri, birçok şey oldu ama e, kolay eleştiriyoruz e, tabii ki, ya. Tabii ki yani şimdi bana göre çok keyifli bir derbiydi. Hani izlerken çünkü sonuçta e, ne kadar fazla gol üretilirse, pozisyon olursa futbol severler için o kadar keyifli olur. Tabii ki Fenerbahçe için skor üzücü oldu ama e, sonuçta bir taraf sevinecekti. Galatasaray sevindi. Ama Biraz beklentilerle ki, de alakalıydı o bence. Çok beklenti ya, vardı. Özellikle Jose Mourinho tarafında. Aynen öyle. Yani şimdi Mourinho gibi bir teknik adam Türkiye'ye geldiği zaman ben bunu bundan önceki programları da söyledim. Bundan sonraki programlarda hep söylemeye çalışacağım. Çünkü çok büyük bir marka geldi Türkiye'ye. Tabii ki sezonun şu an sezonun daha başı. Sezon sonunda birçok şeyi göreceğiz. Hocanın artık etkili mi, etkisiz mi sonuçta bu neyle taşlandırılacak? Mourinho geldiyse kendi diyor zaten. Ben varsam kupa olacak ama şu kupa alma zamanı değil. Sezon sonu tabii bakacağız bunu ama Eylül'de alınacak bir kupa yok dedi. Yani ya zaten bizim bir düşündüğümüzü o üç düşünüyor ama Net olarak görünen bir şey var ki dün oyun olarak tamam kadro rotasyonu yaptım birçok oyuncuyu dinlendirdim farklı oyuncuları denedim ki ben burada hep söylediğim bir şey var. Galatasaray'da keza aynı şekilde ama Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha geniş kadrosu var. Daha her mevkide bir Fred'in dışında o bölgeye birçok oyuncusu var. İki tane oyun, ilk 11 çıkartabilir ama oyun olarak gelişen bir Fenerbahçe takımı var mı? Yok. Şimdi biz Mourinho'yu bir tarafa bırakıyoruz, yazıyoruz tamam ama oyun olarak gelişmeyen bir Fenerbahçe takımı var. Kadrosunda birçok yıldızı barındırıyor ama oyun olarak hala da bir rahat kopardığı bir maç yok Fenerbahçe takımının. Hmm. Bu maçta e, rakip 10. dakikada Fenerbahçe'nin yapacaklarını rakip yaptı. İlk 10 dakikada zaten 1-0, 2-0 olma durumu da vardı. Ama böyle sıkışık bir süreçten yani sıkıntılı bir süreçten, deri bir derbi mağlubiyetinden sonra bir rahatlamaya ihtiyacı vardı hem Fenerbahçe hmm. taraftan hem, hem kulübün. E, oyunu bir tarafa bırakıyorum. Onu biraz daha sonra konuşabiliriz ama genel hatlarıyla kazanmak tabii ki hem ülke futbolu için çok önemli hem de evet. Fenerbahçe ve taraftarlar için de çok önemli bir galibiyet. 3 e, temsilcimiz var Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. 3'te iki yaptık. Birazdan da detaylandırıyor olacağız. E, dedin ya mesela rotasyona biraz parantez açtın orada. Sen nasıl buluyorsun Morian'ın rotasyonunu ve oyuncu tercihlerini? Ya... Tabii ki yapması çok doğal. Hep iki tane ikon bir diyorum çıkartır. Bu Hı. kadroyu neden yaptın? E, Lig, Avrupa hepsini götürebilmek için yaptın. Ve yoğun oyuncularda... maç fikstürü. E, zorlu bir tempo bekliyor takımları. Tabii ki bu bütün takımlar için. Avrupa'da oynayan bütün takımlar için zaten çok zor. Hem Galatasaray, hem Beşiktaş, hem Başakşehir. Hepsinin çok zorlu maçları var. Şimdi hem Avrupa'yı konuşuyorsun. Avrupa bittikten sonra 3 gün sonra maç yapacaksın. Bu tempoya zaten takımlarımızın alışması lazım. Ama rotasyonun dışında ben sadece şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani... E, Cengiz Ünderi kullandı. Cengiz Ünder'i de sezon başı biliyoruz çok yüksek maliyetlerle geçen sene Fenerbahçe'ye katılmış ve son dönemlerde sakatlığı dışında Fenerbahçeliler de yapmadı. Çünkü yetenekli bir oyuncu, millî takım oyuncusu. Background'u zaten belli ama e, onu ama direkt sahaya istemedi üstünde. zaten. İlk geldiğinde direkt söyledi. Hemen üstünü çizdiği oyunculardan bir tanesiydi ama e, 15 milyon euro bon servis verdiğin bir oyuncuyu da kolay kolay üzerine çizemiyorsun. Bir şekilde onu kadroda kullanmak istedi. Maximen'in oynamadığı maçlarda Fenerbahçe takımı kanat olarak sıkıntı yaşıyor. Tadic'in bir fiziksel olarak da e, tamam mevkini değiştirmiş olabilirsin ama ne olursa olsun bana göre solda oynayan sağda da oynayabilir. Orada bir sıkıntı yaşıyor. Bazı oyuncular da beklentinin altında oynuyor. Şans verilen oyuncular var şimdi. Hani normalde e, elinden üzerine geliniyor. Çok fazla. Ya bana göre şöyle bir şey var. Tamam şu an etkisiz olabilir ama Pozisyona giren oyuncu benim için etki iyi oyuncu. Hmm. Pozisyona giriyor Fenerbahçe takımında bence yapacaktır da. Yani Duruyordu, bu 10 maç bunun oynamadı. Bunun üstünde durdu zaten Elnesiri ile ilgili. Ya şunu bence değerlendirebiliriz. Kaçırdığı pozisyonları da fiziksel olarak hazır mı değil mi ben ona bakarım biraz daha. Çünkü sonuçta bu adam katkı yapacak. Kesinlikle katkı yapacak. E onun ee, sinyallerini veriyor Fenerbahçe. Oralara gitmesi mesela hava hakimiyeti çok iyi olan bir oyuncu. Yani gideceği yerleri de çok iyi biliyor. Sadece havadan olarak Elnesiri değerlendirmemek lazım. Onun dışında İrfan Can diye bir oyuncu var. Yani İrfan Can'ın bence Şimanski'den mesela artık bir Mourinho'ya saygı duyuyorum ama şimanski artık bir yerde çok fazla üzerine gidiyor. Bazen bazı oyuncuları oynatmamak da onu kazanmak anlamına gelir. Çünkü şu an Szymanski'nin oynaması demek İrfan Can'ın yedek kulübesinde oturması demek bazı oyuncuların. O zaman o oyuncuya karşı da e, töleri tölere olanı bitiriyor. Yani genel olarak artık İrfan bence ne olursa olsun artık sahada olması lazım. Çünkü Szymanski'yi bir şekilde biraz dinlendirip de onu da tekrar kazanmak lazım. Ama kazanmak tabii ki Avrupa maçı Türk... E, futbolu için çok önemli. Puan çok önemli. Biraz önce programlarını da izledim biraz önceki şeyde. Çünkü sıralamadaki yerimiz belli. Yani orayı biraz daha bizim çünkü çek ya bizim üstümüzde. Bizim üstümüzde olmaması lazım. Bizim oraları oradaki, zorlamamız lazım. Evet, oradaki yerimizi de bu arada gidebildiğimiz en iyi noktada da sağlamlaştırmamız gerekiyor. Ya kesinlikle öyle ama bunlar tabii ki buradan geçiyor. Yani bütün takımlar artık Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir kim olursa olsun yani bir tarafı bırakıp artık e, Avrupa'da takım değil. Yani Türkiye diye bakmak lazım. Yani bir şeyi ayrıştırmak olmaması lazım bu işin. Artık net olarak odaklanmak lazım. Kazanılması lazım bu puanların. Fenerbahçe kazandı mı maçı kazandı ama kendi içinde de zaten oyuncular da hoca da zaten maçtan sonra kendi içinde hesabını yapacaktır. Neyi eksik yaptı, ne kadar fazlası fazla yaptı diye. Ama oyun olarak ileriye gitme, gitmeyen bir Fenerbahçe takım var. Bu net olarak görünüyor. Erhan Bey aramıza hoş geldiniz. E, selamlarını iletmiş bize. Teşekkür ya, olsun. ederiz. E, hazır oyuncuları da konuşurken Cenk Tosun'la ilgili bir soru yöneltmiş. Son 5 dakika e, süre almasını nasıl değerlendirir diye. Ya şimdi o kadar geniş kadrodan ve de ölü oyunculardan bahsediyoruz ki şimdi enli alındığı zaman Jaku gidecek mi veya işte ikinci oyuncu mu olacak? Sonradan kullanılacak. Ee, Sonrasında tabii Cenk diye bir oyuncu var. Cenk tabii ki çok özel bir oyuncu ama ne olursa olsun hem yaşının vermiş olduğu bir de e, oynamamak en kötü şey. Yani 30 yaşın üzerine çıktığınız zaman e, oynamamak seni daha çok etkiliyor. Şimdi maç eksiğim var ama Cenk oynadığı sürelerde hep hem milli takım içinde e, hem Fenerbahçe içinde girdiği maçlara da hep katkı veren bir oyuncu. Faydalı bir oyuncu ama hocayı da burada anlayabilirim. Çünkü hocanın şu an önceliği doğal olarak e, ...Ceko, alışılmış bir Ceko... ...bir de tabii ki endisiri var. Hem ne olursa olsun Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu. E, bunları değerlendirecek. Orada da kendi şansını biraz da Cenk kendi yaratacak. Yani son 5 dakikaya çok normal buluyorum. Bazen hiç oyuna girmiyor. Girmediği dakikalar da var. Sanıyorum ki izleyicimizin sorusu biraz daha Cenk Tosun... E, ...son 5 dakika süre alması gereken bir oyuncu mu noktasında? Şu an önündeki oyuncular ondan önde. Ha, form olarak diyemem ama kalite olarak... dediğin zaman... El Nisiri zaten durumu belli. Şu an bak El Nesiri'yi biz hep sadece gol üzerinden değerlendiriyoruz. Oyun içinde ne yaptığında bak bundan önceki içeride Göztepe maçı gol attı. Kasıpaşa maçı oynadı etkisizdi. Burada onu da söyledik etkisiz oldu ama sağ içinde sadece bir santrafor gol atması değil. Takımı da oynatması lazım ama hiçbir şey yapmamıştı Kasımpaşa maçında. Bu maç öyle diyemem. Pozisyona girdi, bütün pas alışverişlerini yaptı. Hatalar yok mu? Var. Bundan tabii ki çok çok daha iyi olması lazım. Ama Cenk bence bu süreçte biraz daha bekleyecek gibi görünüyor. Enes Erişim Moruyon ne demişti zaten takımın performansı gibiydi, harika değildi ama galip gelmek için yeterliydi. Eneser'i de yeterli katkıyı e, verdi şeklinde açıklaması olacak Jose Moruyon'un. Şimdi böyle bir oyuncuyu zaten hoca istemiş. İlk tarihin ne ilk sırada yer alıyor? Tarihin en pahalı transferi. Şimdi zaten bir hoca oyuncuyu koruyacak. Böyle bir oyuncuyu korumak zorundasın. Şimdi biz bunları konuşuyoruz. 3 hafta sonra bakıyorsun en neseri bir tane, iki tane her maç atmaya başlıyor. Ondan sonra bunların hiçbir tanesi konuşulmayacak. Çünkü bizim ülkemizde Santrafor'un kaderidir bu. Boş kaleye gol atarsın, müthiş oynadı derler. Çok iyi yazılır, lanse edilir. Ama müthiş oynarsın, gol atamazsın. Bunlar ben birebir yaşadım. Gol atmadığın zaman çok kötüsün. Aslında çok iyi oynadım ama gol katkın olmadığı zaman, skor tabelasında altında ismin yazmadığı zaman bir santrafor olarak kötüsün. Ki şimdi bunun üzerine daha da fazla geliniyor. Neden? Fenerbahçe tarihinin en pahalı Transferi. Şimdi onun için de tabii ki bu spekülasyonlar daha da fazla biraz artacaktır. Da beklentiler de çok fazla bence o yüzden de. Biz biraz daha da fazla tutuyoruz ve de çok ağır eleştiriyoruz. Bak, evet ya. Kötüyü doğru. söyleyebilirim. Şimdi oyuncunun kalitesinden yani kalitesini tartışmaya gerek var mı? Ya Sevilla'da ne yaptığını, işte milli takımda neler yaptığını. Ya oyuncu bir maç üzerinden çok fazla ağır eleştiriyoruz. Ama tabii ki bizim beklediğimiz en nesilimi şu ana kadar değil. Ama yapacaktır. Çünkü oralara gidiyor. Var o kapasitesi. Yani özellikle hava hakimiyeti sol ayağı çok temiz bir sol ayağı var. Yani 18'in içinde çok etkili bir oyuncu. Yani o aksın içinde gördüğü zaman yapabilecek. Bence bir, bir, bir gole bakar. Yani iç sağda atacağı bir gol. Zaten Göztepe maçında da gol atmıştı ama içeride atacağı bir gol onu rahatlatacaktır. Teknik direktörler için de bence aynı şey geçerli. Yani e, galibiyet serin vardır. Tek maçta mağlup olursun ve direkt sen sorumlu olursun her şeyden ve eleştiriler odak noktasına gelirsin yani. Futbolcular de, için de öyle. Doğru bir noktaya değindin aslında. Ya tabii ki Mourinho gibi de bir hoca olursan, böyle bir isim olursan bir eleştiriliyorsan on eleştirilirsin. Evet. Ya bu da zaten onun yani şimdi konuşma tarzından baktığımız zaman zaten anlaşıyor. Ya o kadar rahat ki. O da o şeyin farkında. Yani bizim bildiklerimizi veya bizim gördüklerimizi o görmüyor mu? Evet, evet. bu oyuncularla birebir çalışıyor zaten. Hepsinin eksiğini fazlasını biliyor. Ama şunu diyor. Sezon sonu bakacağız diyor. Biz de şu an Mourinho'yu eleştirirken maç maç tabii ki eleştiriyoruz. Diyorum oyuncu tercihlerini eleştirebilirsin. Şimdi biz böyle bir geniş kadroda ben de diyorum ki benim düşüncem İrfan Can'ın bu kadronun içinde kesinlikle olması lazım. Yani fark yaratacak oyuncu bence İrfan Can burada. Hem form olarak hem yetenek olarak o, o girdiği zaman Fenerbahçe'ye bir şekilde bir dokunuşu var. Onun için de bazı oyuncuları dinlendirip hem seyirci baskısından da kurtulması lazım. Bence buradaki işte Şimanski. Şimanski'yi sürekli de oynatıyor. Ben oyuncuyu değersizleştirmek istemiyorum. Kötü bir oyuncu değil. Yaptıkları ortada ama ondan çok fazla işte biraz önce sen söyledin. Bazı oyunculardan beklentiyi çok yüksek tutarsan o zaman ona zarar veriyorsun. Şu an bence Şimanski de çok ısrar ederek Fenerbahçe'ye bence zarar veriyor. Zarar veriyor diyorsun. Peki Sofyan Amrabat'ı nasıl buldun? Oyuncuyu futbolcu. Yani kalitesi tartışılmaz. Çok... Atletik oyuncu. Ya yani belki hücum performansı ama savunma olarak özellikle geriden oyun kurarken zaten iki stoper açıldığı zaman direkt topu alan, Gelip oradan topu alıp oradan oyun kuran bir oyuncu. Ya yani kısa süreler oynadı da. Yani onu göreceğiz ama burada tabi İsmail'i de ben bir tarafa yazarım şimdi. Abramat geldi. Hemen derbide kötü oynadı ama bu kadar iyi oynayan bir oyuncu Avrupa'dan işte Atletico Madrid belki birçok takım evet. geldi. Tam net olarak bilmiyorum ama birçok e, takım var isteyen. E, bir yanda şimdi oyuncuyu da bir maç üzerinden bakıyorum çok fazla ağır eleştirilmiyor mu? Bence bizim ülkemizde her şeyi çok fazla abartıyoruz biz. İsmail gibi bir oyuncu bize çok lazım. Hem Türk futboluna lazım, hem milli takımı lazım, hem Fenerbahçe'ye lazım. Yani bir oyuncu geldiği zaman hemen çok büyük bir yıldız geldi. Tamam Abramat çok iyi oyuncu. Ama bir anda üstü çizilmesi bana yanlış geliyor. Tamam o zaman ne olacak? İsmail'in çok daha iyi çalışması lazım. Ama Abramat'ın da çok iyi çalışması lazım. İsmail'i geride bırakması lazım. Şu an ama görünen ilk şans Abram Atın. Peki şimdi e, izleyicilerimizin şöyle bir sorusu var. Ciku çağlar mı BK çağlar mı? Şimdi, i̇kisi de şimdi şöyle bir şey var. Ya Stopper'de aslında benim düşüncem Stopper'de çok fazla oynamaz. Yani nasıl e, kaleci iyi oynuyorsa, performans veriyorsa önündeki iki tane oyuncunun çok fazla değişmemesi lazım. Şimdi oyunculara bireysel tek tek baktığım zaman Bekava benim çok beğendiğim bir oyuncu. Sert, hava hakimiyeti iyi olan bir oyuncu. E, Çağlar zaten e, yaptıkları ortada bir dönem o da e, istediği gibi olmadı. Zaten iyi olmuş olsaydı, çok da istediği gibi olmuş olsaydı Simeon'un Atölye Madrid'inde bir şekilde oynardı ve de orada kalırdı. Ama ondan sonra geldikten sonra yükselen bir performansı var. Form grafiği çok iyi. Vallahi ikisinde de sonuçta burada değişmeyen bence... Çağlar değişmeyecek yani şu görüntü Çağlar Çağların yanına ya benim düşüncem şimdi Ciku'yu da şöyle söyleyebilirim Ciku da çok iyi oyuncu yani aslında benzer oyuncular bekarlar hmm. ikisine beğenliyorum yani Ciku'nun da savunmadan çıkarken hem agresif bir bir stoperde bulunması gereken özelliklerin hepsi var onda ya o anlamda ben de aynı izleyicimiz gibi şey yapabilirim ama benim düşüncem ben ilk başta Ciku ve Çağlardır yani bana eğer Çiku bu iki Çağlar. şey dersem bir tık daha Ciku önde. BK'ya göre. Çünkü daha fazla maç oynadı. Peki. Şimdi e, Fenerbahçe galibiyetle başladı Avrupa Ligi'ne. E, dün bizi üzen bir sonuç Beşiktaş'tan geldi. 4-0'lık bir mağlubiyet. Tabii ki burada Juan van Bronckhorst'un öncelikle kadro tercihi çok eleştirildi. E, Immobile ve Joan Mario'nun yedek başlaması bence ilk e, madde olabilir diye düşünüyorum. Hatta kadrodaki yapmış olduğu bazı değişiklikler işte Rafa Silva'yı sol kanata çekti. Onana'yı denedi orta sahada. E, da beklentileri karşılayamadı zaten. Sezonunda ilk yenilgisini aldı siyah beyazlar. Şimdi ne diyorsun? Şöyle bir şey. Aslında Tabii ki gönül istemez böyle bir şey ama net olarak görünen bir şey Beşiktaş'ta son haftalarda özellikle kazandığı maçlarda da dair bir form olarak düşüş var. Bir de Şimdi Ajax'da oynuyorsun ki Van demiştim zaten haftaları ilerlediği zaman göreceğiz. E, Trabzon maçında ben onun eksikliklerini gördüm net olarak. Çünkü ne olursa olsun Trabzonspor e, 80 dakika 10 kişi oynadı. Çok öyle bastık. Top tabii ki sende olacak. Yani normal topu yönlendirecek olan takım sensin zaten. Çünkü rakip eksik zaten yarı sahayı geçemiyor. Ama çözüm üretemedi. Bazı oyuncu tercihlerinde bence dokunuşlarında hatalar var. İşte orada imobileyi biz kötü diyoruz tamam eksik diyoruz. Ama ne olursa olsun elinde bir imobile gibi bir oyuncu varken bir şekilde onu orada tutarsın. Ben sadece Trabzon Beşiktaş maçına gittim. Ondan sonra içeride oynadığım maçta da Eyüp maçında da sıkıntı yaşadın. Bir şekilde kazanmayı buldun. Ama burada oyuncu tercihleri bence ee, tabii ki hatalı. Ne olursa olsun burada Mustafa Ekimoğlu diye bir genç kardeşimiz var. Hı hı. Pırıl pırıl. 17 yaşında. Ama oyuncuyu kazanmak bence sadece bu maçta olmaması lazım. Bu maçta bence ne olursa olsun yine yenilebilir Beşiktaş takımı ama burada imobil oynar. Bu maçları oynamış bir oyuncu. Tecrübesi var. Zarar yani. e, vermek midir diye sormuş bir izleyicimiz. E, Mustafa Ekimoğlu'nun bu maçta ilk 11'de başlatmak. Ya. Tabii ki şöyle bir şey zarar veriyor. Hoca şöyle hazır görmüş. Farklı bir şey düşünmüş. Ben hocaya saygı duyuyorum. Ama ne olursa olsun hocanın bence bu maçta ki e, yaptığı kadro bana göre yanlış bir kadro. Ha şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın kadrosu bak şunu yazıyorum. Fenerbahçe Galatasaray gibi değil Beşiktaş'ın kadrosu. Burada kimse yanlış anlamasın beni. Çünkü elinde öyle bir rotasyonda kullanabileceği bir oyuncu grubu yok. Eldeki oyuncular sınırlı. Mesela Beşiktaş takımına neyini diyoruz biz? Orta sahası hatları çok iyi. Al işte bazı oyuncularda sıkıntılar var. Onlar birazdan geleceğim. Ön tarafı çok iyi. Kanatları çok iyi ama savunma anlamında çok büyük problemler var. Ya ben bu maça giderken de sıkıntı yaşayacağını net olarak görebiliyordum. Hmm. Çünkü bundan sonra da sıkıntı yaşayacak Beşiktaş takımı. Çünkü o kadrosu Beşiktaş'ın yok. Stoperler kenarda oynadın ee, Musaku, Masuaku. Ondan sonra Svensson. Her pozisyon geçiliyor. Bunlar sadece ben şey olarak demiyorum. Hani ligde bunlar göze batmıyor çok fazla. Çünkü seni çok fazla zorlayan oyuncular olmuyor. Olduğu zaman zaten fark yaratıyor. Tabii Ama orada rakipler farklı. Ajax takımını oynarken Ajax takımında mesela Beşiktaş takımının bir an önce toparlaması lazım. Aslında böyle mağlubiyetler şöyle de olabilir. Avantajı da çevirebilirsin bunları. Çünkü bazı oyunculardan vazgeçeceksin. Mesela Beşiktaş takımında orta sahada işte Almus Ruhati diyoruz tamam topu kullanıyor ama çok basit top atası pas hatası yapıyor. Çıkarken çok fazla top kaybediyor. Stoperler aynı şekilde. Yani Paulis biraz daha <laughs> e, öteki oyuncuya göre iyi ama gireni çıkanıyla çok etkisiz bir Beşiktaş takım var. Hücum anlamında şimdi Semih'i kullanmıyorsun. Şimdi eğer Mustafa Ekimoğlu oynuyorsa Semih'i sen hiç kullanmıyorsun. İkinci yere sokuyorsan demek ki burada bir problem var. Ne olursa olsun yani oyuncuya bence hocanın güvenmesiyle alakalı bir durum var. Eğer sen imobile ile başlamıyorsan kendi zaten hoca kabul etti bunu. Yani yanlış oyuncu tercihleri dedi. Evet. İşte böyle yaptı. Dedim. Ama bu maç o maç mıydı? Değildi. Bence aynı kadroyla devam edecekti. Bu kadar da çok fazla oyuncu oynamayacak. Mesela İmamo bile yerinden oynatmayacaktı. Yani bir de ard arda alınan güzel sonuçlar. E, ligde bir ritim yakalamış. Bir Beşiktaş'tan bahsederken... Hücum hattının ne kadar keyif verdiğini söylediğimiz, üstünde durduğumuz, altını çizdiğimiz bir beşiktaş varken böyle bir İlk tercih mualibiyet. ve evet sezon yenilgisini aldı bu çok arada daha da ağır olabilirdi. Yani işte direkt dön, dönen var, e, Cenk, şey Mert'in çok iyi oynadığı evet. maç bana göre dört tane gol yiyen kaleci iyi mi olur dersen Mert her zaman beşiktaşta bir puan. Ne olursa olsun ama savunması Beşiktaş takımının söz veriyor. Bu ilerleyen haftalarda da özellikle biraz önce sen de söyledin. Bu sıkışık takvimde bütün Avrupa evet. takımlarımızın hepsi e, Beşiktaş burada en zorlanacak takımlardan bir tanesi. Çünkü Galatasaray'ında hem arka tarafında oynayan oyuncular hem Fenerbahçe'nde rotasyonda kullanabileceği oyuncular Beşiktaş'tan çok çok daha fazla. Stili oyuncular greve gitmeyi düşünüyormuş yoğun maç takviminden dolayı. <gülüyor> 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 Böyle de bir gündem var biliyorsun yani. yani şey olacak ama sen söyle ya oyuncu hazır olacak yani ne olursa olsun tamam ben onlara bir şey söylemiyorum tabii ki çok bir de İngiltere'de bizim ülkemizi karıştırıyorlar çok yüksek tempoda oynuyor bizde oyun hızı diye bir şey yok zaten yani orada zaten maç izlediğin zaman niye Premier Ligi en üst sıraya çıkarıyoruz çünkü çok tempolu bir bu tarafa bakıyorsun bir bu tarafa bakıyorsun bizim ülkemizi onunla kıyaslamak bence son derece yanlış sen onun seviyesine gelmen için birçok süre var sana birçok zaman var bir ha. defa alt tepe eğitimim var. Oradan başlaması lazım. Yani futbolun birçok parametresi var. Daha geri parametrelerden Birçok parametresi gerekiyor. var. Onun için oralara çok fazla girmiyorum ama e, burada biz kendi takımlarımıza baktığımız zaman biz zaten kendi oyuncularımızı ve takımlarımızı Avrupa'da görüyoruz. Türkiye Ligi'nde bir şekilde işte bireysel performanslar, iyi oyuncular, aradaki kalite farkı. Ben Anadolu takımlarında kötü oyuncular demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama tabii ki büyük takımda oynamanın bir ekstrası olacaktır. Daha ekstra evet. özellikleri olan oyuncular var. Onlar da zaten büyük takımlar transfer ediyor. Evet. Anadolu takımlarında iyi olanları transfer ediyorlar. Değerlendiriyorlar. Ama Türk Avrupa'da birçok takımımızın hani bu tabii defo demeyeceğim ama kötü yönlerini daha net görüyoruz. Yani daha iyi olması gerekir. Çünkü bu oyuncular bize birçok şey vaat ediyor. Şimdi Johan van Bronckhorst'un kariyerinde Ajax'a karşı 13 maçta e, 9 mağlubiyet değil mi? Evet 9 mağlubiyet. 2 galibiyeti 2 de beraberliği var. Johan van Bronckhorst'un kariyerinde. Orayı çok da iyi bilen bir teknik adam. Evet. Yani orada çok Hollanda maça Evet. Hollanda ekolu evet. E, biraz mi? da işte bu e, bu senin dediğin madde üzerinden kadro tercihi tamamen. Ya Şimdi hani Şimdi şunu anlayabiliyorum yani orta saha çünkü Ajax pas yapan bir takım. Yani dakikanın kaç olduğu önemli değil. Maçın başından sonra hele başında da Farioli gibi çok iyi bildiğimiz evet. bir teknik adam varsa savunmadan hatta kalenin içinden pas yaparak çıkacak bir hocadan bahsediyoruz. Yani, yani ortalanda Musrati, Onana ve Getson o üçlü. Getson'a de... yazık oldu. Bence. Ben öyle söyleyeyim. Hmm. Çünkü orada o iki savunma. Şimdi savunma tabii kendini ki yapacaksın. O da bulduğu bir sezon diyebiliriz yani bu sezon onun için. Ya hocaya dediğim gibi hocanın düşündüğü hiçbir şey tutmadı. O da belki evet. hani hocanın hatası var ama hocanın da şanssızlığı da var. Bak hata yaptın. Bazı hataları şansın tölere edebilir bazı noktada. Bu maç onlardan bir tanesiydi. Çok daha da acı şekilde olabilirdi. Ama orta sahada net olarak görüldü ki ya yani Onana ve Almusrati Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar götürecek oyuncu topluluğu değil. İki oyuncudan bahsediyorum. Sadece sadece futbol koşarak, yanına vererek olacak bir şey değil. Top kazanman lazım. E, zaten iki savunma iki stoperin önünde topu alıyorsun. Zaten riskin yok. Alacaksın ki ona rağmen çok fazla pas kaybı yapan bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın bence oraya devre arası kadar gidip bir hamle yapması lazım ki bu verilen rakamlar da az buz rakamlar değil oyunculara. Bu, bon servisi işte oyuncuların aldığı evet. rakamlar her oyuncudan bahsetmiyorum ama o bölgedeki oyuncu seni taşıyacak oyuncu. Şimdi onların önünde Jason oynuyor. E Jason'un biraz önce sen söyledin. Bu kadar formda olan bir oyuncu evet. ki yine bence maçta en diri oyunculardan bir tanesiydi. Ya son iki sezonda gönderilmesi bile gündeme geldi Gerson Fernandes'in yani. Bu sezon hatta Gerson Fernandes için işte yapılan takviyelerle işte hocanın dokunuşuyla kendini buldu. E, tüm maçlarda evet. katkı veriyor falan hani bunları konuştuk. Dediğin gibi ona yazık oldu bu maçta. Yazık oldu ama dediğin gibi Beşiktaş'ın ya özür Masuaku'nun tarafı. Yani sonra Rasmus Jensen galiba sağ tarafa ya. Yani bütün pozisyonların hepsinde geçti. Yani oyuncuyu şimdi top ayağındayken iyi oyuncu ama top rakipteyken savunma yapmasını bilmiyor. Net yani görünüyor. Beşiktaş takımının orada da problemi var. E Svensson tamam sağ taraf oynuyor ama ne verdiğine bakmak lazım. İki stoper, iyi iki mert var. Ya kolay bir şey değil. Beşiktaş takımı her maç gol yapar ama her maç gol yer. Bu net olarak sara Avrupa maçı değil. Ya Beşiktaş takım goller. Ha gol yapar. Ön tarafa çok etkili ama tabii dediğin gibi bir şekilde de Semih'i artık biraz daha e, içeride kullanması lazım. Yani Semih'in biraz daha bence artık çünkü dört maç oldu oynamıyor. Bir şekilde onun artık sahada olması lazım. Şimdi arkadaşlarımız çok güzel bir haber hazırlamış. Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor. Bir Beşiktaş'ın deplasman grafiğine bakalım. Bir detaylandıralım değerli izleyenler. Ardından da ülke puanına göz atacağız. Bu sezon 9. resmi maçına çıkan Beşiktaş ilk yenilgisini Ajax karşısında aldı. Beşiktaş deplasmandaki 4 maçtan sadece birini kazanırken diğer 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sezonu Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek başlayan Siyah Beyazlılar sonrasında ise Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 8 maça çıktı. Evindeki maçlarda ligde Antalya sporu 4-2, Sivas sporu 2-0, Eyüp 2-1, Avrupa Ligi playoff'unda ise Lugano'yu 5-1 yenen siyah beyazlar deplasmanda ise aynı başarıyı sergileyemedi. Beşiktaş dış sahada sadece ligin ilk haftasında Samsun Sporu 2-0 mağlup ederken sonraki 3 maçta ise kazanamadı. Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Trabzonspor'la ise 1-1 berabere kalarak ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ayaksa deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş iç sahada 13 gol atarken deplasmanda ise 6 gol bulabildi. Siyah beyazlar Ajax maçının ardından Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Evet 4 maçta sadece bir galibiyet Beşiktaş'ın deplasman grafiğini de sizlerle buluşturduk değerli izleyenler. Şimdi şöyle bir sosyal medyaya da bakıyorum bir yandan. bir izleyicimiz sana demiş ki Evet. futbolculuk döneminilere çok beğeniyordum. Yorumları da gayet bir o kadar teşekkür iyiymiş demiş. Ben de bunu sana iletmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Selamlar ee, kendisine. Beşiktaş'la devam edelim. Ne diyorsun deplasman grafiği için? Bence bundan sonra göreceğiz. Yani Beşiktaş takımını. Çünkü dediğim gibi buradan Beşiktaş takım nasıl çıkacak? Nasıl etkinlenecek? Onun yani da olacak. bu mağlubiyetten nasıl bir Bence ders çıkarılacak? Şöyle yani hem kadro tercihi, bazı oyuncuların mesela e, Van çok fazla kullanacağını düşünmüyorum. Tabii ki çok derin bir kadrosu yok Beşiktaş takımının. Bunu birçok takım için de söyleyebilirim. Yani devre arasına kadar gidip minimum puan kaybıyla devre arasında yapacağı transferlerin tabii ki e, hedefine ulaşmaya çalışacak. Ama şimdi ben hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin kadrolarını değerlendirdim gördüğüm zaman Beşiktaş tabii ki onların altında kalıyor. Net olarak görünüyor bu. bu burada da kolay değil tabii ki deplasmanla maç oynamak. Ama bireysel performanslar özellikle bizim ligimizde çok iş görüyor. Kötü oynadığım maçlarda işte ya bir duran top ya da eğer Rafa Silva gibi bir oyuncum varsa yine bak dünkü maçta bazı kilit noktalar var. Öyle bir gidiyor ki toplan. Topu aldığı zaman direkt kaleye doğru gidiyor. Bir tane Mustafa Ekimoğlu'nu araya doğru çıkarttı. Tabii Biraz geç kaldı Mustafa ama. Şimdi işte onun için diyorum ki Tamamlayan oyuncularla oynamak lazım. Bu maç üzerinden konuşmuyorum. Mustafa Ekimoğlu'nda hoca şans veriyor. Demek ki kaliteli. Demek ki iyi. Trabzon maçında da oyuna koydu onu. Ama, yani hoca bir şey gördük ki deniyor. Tabii ki ama ben yine söylüyorum. Mustafa'nın önünde şu an Semih'in olması lazım. Yani Semih'i sen kullanmayıp çünkü imobili oynamıyorsa ön tarafta Semih'i oynayacaksın. Mustafa'yı daha sonra. Mustafa'yı yavaş yavaş biraz daha oyuna koyacak. Biraz daha oyuna koyacak. Kendini bulacak. Yani Çünkü Ayaks maçıyla değildi bence de. Ben mesela görünce şaşırdım. Şöyle şaşırdım. Bizde dün e, tam 11'ler açıklandığında burada yayındaydı Evet. İşte arkadaşlarım söyledi hemen Beşiktaş'ın 11'i açıklandı. Ekrana verdik falan. İmobil direkt şey sordu. E, arkadaşlarım. Imobile neden Aynen. yok? Aynen, neden yok yani? Mustafa Hekimoğlu detayı orada ön plana çıktı ve onun üzerinden biz yorumlamalara devam ettik. Yani herkes bence eminim ki şeyi sormuştur. Yani ya bak şu da olabilir. Imobile oynasa da maçı mağlup olabilirsin. Ajax öyle çok şey bir takım değil yani. Kesinlikle müthiş küçük bir, bir takım gereken Yani şimdi bir takım. tamam evet. belki e, Avrupa maçtan sezona iyi başlamamış olabilir. Yani puan olarak da, oyun olarak da. Çünkü Farol'un sistemi biraz daha farklı. Orada kolay değil ama ayak deplasmanına gidiyorsun. Şimdi en kötü şartlarda oradan alınacak bir puan bile çok önemliydi. Evet. Ne olursa olsun ama sen çok daha farklı hale geldi maç. Ben çok daha bir ara korktum dedim ki çok daha kötü olacak dedim. Orada bakıyorum çünkü sürekli geliyor. Bir de çok etkili ayakları var. Zaten oyun 2-0 olduktan sonra kopuyor. İkinci yarın başında 3 oldu maç zaten. Ondan sonra en tehlikeli dakikalar ondan sonra başlar. Zaten oyuncuyu sahada kontrol etmen çok zor. Hocaya bakıyorum. E yapabileceği bir şey yok orada. Hani geriye çekilip direkt şey mi yapsın yani siz gelmeyin işte tamamen kapanayım, her topu vurayım ileri. E çağ dışı futbol onu da yapamazsın. Öyle bir şey de yapmadı. Ama işte takımının e, çözmesi gereken birçok şey var. Özellikle savunma anlamında. Şimdi e, bir kıyas sorusu gelmiş. Sorayım evet. mı? Soralım mı? Sor, <laughs> Sana gelmiş yani. Hı. Çok zorlamayacak. Zorlayacak belki. <laughs> Osimen Immobile Ceko. Bir üçlü yapsa diyor. Hangisini oynatırsam mı? Birden üçe kadar işte. Osimen'i tartışmasız yazarım. Bire değil mi? Tartışmasız çünkü şöyle. Biraz önce söyledim. Santrafor'u sadece golüyle değerlendirmeyeceksin. Şimdi Galatasaray takımı bu hafta oynayacak değil mi? Evet. Nasıl oynayacak diye hep bir sıkıntı var. Niye? Çünkü eğer Icardi girdi 5 dakikada 10 dakikada golünü attı. Şimdi Icardi de oynayacak. Osümen de oynayacak. Şimdi çift santrafor gündemde zaten. Yani sistemi değişmek zorunda kalacaksın. Hoca da dedi zaten. Okan Buruk da söyledi bunu. Yani çünkü bu kadar iyi oyuncuları yedek kulübesinde oturtamazsın. Ama benim birinci santraforum hani efendim kesinlikle Osman. Çünkü Osman'la çok farklı bir oyun oynarsın. Bak Icardi'den çok farklı bir oyna oyun oynarsın. Osümen'den çok daha farklı bir oyun oynarsın. Çünkü Osman rakibi yıpratır. Sürekli baskı yaparsın. Icardi'yle onu yapamazsın. Icardi'ye topu taşıyacaksın. Tamam Icardi de tabii ki oyun zekası çok iyi olan bir oyuncu. Yani evet. 18'in dışında çıktığı zaman attığı paslar top saklaması onu da tabii ki çok ekstra özellikler. İmobile keza ama tabii yazacaksak hepsi gol Son kralı ama sonra yazarım. 1-2-3 yazarım. 1-Osimen-2? Tamam, 2 tabii ki Icardi. 3'e İmobile'yi yazarım. Hayır sormuşlar ki Osimen-Ceko. Pardon. Osimen-Ceko ee, İmobile. Osman Ceko. Ve İmobile. Tabii tabii İmobile. Tamam. Sordum ben. Tamam. <laughs> Peki. Şimdi e, Osman dedik madem Galatasaray'a da dönelim. E, Avrupa Ligi'nde 3'te 2 yaptı temsilcilerimiz. İlk galibiyet Galatasaray'dan geldi. Pauk'a karşı. Ee, şimdi tabii ki Galatasaray ile ilgili en çok konuşulan şeylerden bir tanesi sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne olan erken veda işte eleştiriler ama Süper Lig'de de bir altıda e, 6'da 6 durumu var değerli izleyenler Sarı Kırmızılar'da ve Avrupa Ligi'ne de onlar galibiyetle başladı. Oldukça önemli bir galibiyet ülke puanı adına. Ee, Galatasaray nasıl bir Galatasaray izledim Pauk karşısında tatmin etti mi? Bıraktığım yerden devam edin Galatasaray <laughs> takımı yani öyle söyleyeyim. Galatasaray takımı formu yakalamış. Yani ve dediğin o, şey oldu. Osman yerini Icardi'ye bıraktı. Icardi gol attı. Ya Galatasaray takımında bütün oyuncuların form grafiği yükseldi. Yunus'u söylemiştim. Yunus için çok bir çok büyük bir şans demiştim Kerem'in gitmesi. Evet. Çok büyük bir şanstı ama o şansı çok iyi değerlendirdi. Derbi misin Yunus Akgün için yoksa Cizli, Sara biz, falan mı dersin? Ya, tabii hepimizin söylediği gibi yani net olarak görünen işte Mertens olabilir. işte Torey olabilir Müsera. bana göre. Ya yazabilirim ben. Çünkü Torey'den hani gol beklentisi çok düşük. Hem gol attı, hem bütün pozisyonların hepsini kesti. Yani tek tek hepsini yazabiliriz. Birçok oyuncu var ama e, Galatasaray takımında hangi oyuncuya kötü diyebiliriz ki? Sadece bazı oyuncuların üzerine çok fazla yük biniyor Galatasaray takımında. Hangi da Onlardan. Şimdi alalım. Barış Alper'in üzerine yük biniyor. İşte eee Kaan Ayan. çok özel bir oyuncu bence. <laughs> Belki Bilmiyorum. Dışarıdan net olarak çok ne görünüyor ama Galatasaray takımında bence Joker Sıkıştığı her noktada bir standardı var. O standarttan hiçbir zaman aşağı düşmüyor. Kötü oynadığını görmedim. Çok nadirdir. Galatasaray'ın en iyi transferlerinden bir tanesi diyebilirim. Yani Kaan Ayan için. Her yerde kullanıyorum. Halk maçı, e, daki oyuncu istatistikleri az önce ekranlardaydı. E, heh, rica edecektim. Gökhan abi teşekkürler yönetmenimiz. Şimdi Victor Osimhen'e bakalım. E, toplamda 7 şut da 2 isabet buluyor. Lucas Torreira toplam pas 66 isabetli. E, 66'ya 61 gerçekten oldukça önemli. Gabriel Sara. E, Sara'yı derbi de ben bu arada arada sordum sana ama evet. derbinin oyuncusu Sara derdim. Çünkü ilk derbi heyecanında da katkı vermiş olması ve e, Ol. ilk geldiğinde de eleştirilip Bizim ülkemizde normal. Böylesine önemli bir maçta da katkı vermiş olmasından dolayı bu grafiği bir büyütebilir miyiz rica etsem sevgili yönetmenim? Ben burada toraya ederim. Teşekkürler. Neden? İki top kapma, Gabriel Sara, Yunus Akgün, iki deneme, iki adam geçme ve Kerem Demirbay'ın pas isabeti de yüzde yüz, onbirde onbir. Park maçındaki oyuncu istatistikleri de bu şekilde. Ne dersin? Tam anlayamadım. Ben burada Torreira ederim çünkü Torreira ya hem rakibi bozuyor hem de top kullanıyor. Şimdi tabii topu nerede kullandığının önemi de var. Şimdi Kerem Demirbay eğer sen savunmanın önünde alıyorsa sana baskı yoksa zaten çok rahat oynuyorsun alıp yanına o pas sayısını çok net olarak yükseltirsin yani seslerini üzerine çıkarsın. Ama Torreira'nın Galatasaray takımı için özellikle Sara geldiğinde beraber oynayabilirler <laughs> mi? Oynayamazlar mı? Aynen. Çok yaşa Oynayabilir <laughs> oynayabilirler İlk defa biri benim <laughs> anladı. <laughs> Oynayabilir mi, oynayamaz mı? Şimdi açık Galatasaray takımının o kadar iyi oyuncuları var ki form grafiği. Şimdi bu maçta bence zaten söyledi. Yarın da maçı var Galatasaray takımının. Kasımpaşa'lı evet. oynayacak. Onun da bir rotasyona gitmesi lazım. Yani Okan Hoca'nın da ben gideceğini düşünüyorum. Bazı oyuncuların üzerine çok fazla yük biniyor. Galatasaray'da tabii şimdi Kasımpaşa karşısında bir rekor peşinde. Bununla ilgili bir haberimiz var. Dilersen bir o habere bakalım değerli izleyenler. Ardından buradayız. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla yeni bir rekor peşinde. Süper Lig'de 6'da 6 yaparak sezona müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu kıracak. 2009-2010 sezonunda Frank Ricard yönetiminde 6'da 6 yaparak bu rekoru kıran Sarı Kırmızılılar, Kasımpaşa zaferiyle rekoru geliştirmeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılar Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta rakip ağları tam 20 gol bırakarak ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray Kasımpaşa maçı Rams Park'ta saat 19'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Sarı Kırmızılı ekip 6 maçta aldığı 6 galibiyetle 18 puanla liderlik koltuğunda otururken Kasımpaşa ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 6 puanla 11. sırada yer alıyor. Kasımpaşa maçı öncesi de detayları sizlerle buluşturduk. Hazır Avrupa Ligi'ndeki alınan sonuçları da konuşmuşken bir ülke puanı sıralamasını sizlerle ee, paylaşalım değerli izleyenler. İlk sırada İngiltere yer alıyor. 90.589 puanlı. İkinci sırada 80.356 puanla İtalya'yı görüyoruz. Üçüncü sırada İspanya bulunuyor 74.989 puanla. Dördüncü sırada 73.035 puana sahip Almanya bizleri karşılıyor. Beşinci sırada 60.379 puanla Fransa yer alıyor. Altıncı sırada Hollanda'yı görüyoruz 55.733 puanla. Yedinci sırada 51.416 ile Portekiz. Sekizinci sırada 45.000 ile Belçika. 9. sırada 39850 ile Çekya ve 10. sırada da 36900 puanla da biz bulunuyoruz. Yani bizim her biraz galibiyet daha, çok önemli. Biraz yani her daha sonuç yukarılarda olmamız lazım. Evet. Yani o araya girmemiz lazım kesinlikle. Onun için de burada takım tutmak değil, milli takım gibi desteklememiz lazım. Kesinlikle. Hiç net olan ben bir şey var. Ben aynı her yayında bunu söylüyorum. Yani, İnan hani herkes her takım taraftarı Avrupa Ligi'nde hangi takım mücadele ediyorsa ülke puanı eskiden noktasında böyleydi. Yani tekrar lazım. tekrar öyle olması lazım. Yani evet. e, hangi takım Avrupa'daysa galip geliyorsa ya illa ki kulüp takım milli takım bayrağını al yine çık dışarı. Yine sevin. Çünkü bunlar işte önümüzdeki Euro 2024 zamanı gibi bir olabilsek de kulüp Tabii bazında ki. o zor bana ya, öyle geliyor. İşte bazı noktaları ayrıştırıyoruz bazı noktalarda herkes için söylemiyorum ama bunun örnekleri çok fazla sile var. Bizim artık acilen ülke sıralamasında Çekyan'ın şimdi bir şey demiyorum ama Çekyan'ın üstünde olmamız lazım ya. Yani. yani Türkiye alınan oyuncular Mourinho gelmiş. İşte birçok oyuncu var. Rakamlar belli. Alınan rakamlar belli. Oradaki oyuncuların aldığı rakamlar belli. Ama tabii ki başarıya bakacaksın. Başarıda şu an Çekyan'ın altındasın. İnşallah bundan sonraki maçlarda bütün takımlarımız acilen puanları kazanır, üst sıralara doğru çıkarız. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam edecek. Rams başakşehir Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. E, Trabzonspor Avrupa'ya erken veda etmişti. Biraz da Bordo Mavili ekibi konuşalım. Tabii ki sen yayındayken e, Bordo Mavili camia ile ilgili de sorular ve senin görüşlerin bana hemen düşmeye başladı. Trabzonspor'la da e, kapatacağız evet. yayınımızı. Şimdi Teknik direktör Şenol Güneş göreve getirildi. 5. Şenol Güneş dönemi başladı. Bordo Mavili ekipte. Ee, Şenol Güneş göreve geldikten sonra burada ben seninle ilk kez yayın yapma fırsatı bulduğum için evet. o yüzden e, Şenol Güneş dönemini sana bir sormak istiyorum. Daha doğrusu Şenol Güneş kararını nasıl değerlendiriyorsun? Tabii orada başka hocaların da ismi geçti. Şu an Kulüplerde çalıştığı için isim zikretmeyeyim. Hocalarımız belli. Ama evet. Şenol Hoca'nın tabii ki Trabzonspor'un içinde bulunduğu duruma en uygun teknik adam olarak seçildi. Doğru karar mıydı? Doğru karardı. Çünkü kısa sürede öyle çözüm bulma şansınız yok. Şenol Güneş gibi bir isim varsa masada tabii ki o ismi de değerlendireceğiz. Trabzonspor'un efsanesi. Milli takımda yaptıkları yani Türkiye'de sayılı hocalardan bir tanesi Şenol Hoca'nın. Yani kalitesi tartışılmaz. Ama sıkıntılı bir süreçte Trabzonspor'a geldi. Zaten hocanın yaptığı çağrılarda işte takım olmamız Beklentinin lazım. Beklentinin yüksek olduğu bir dönemde geldi. Tabii ki bir de ilk maçı Beşiktaş maçıydı. Hani orada kadroyu göremedik çünkü sonuçta 80 kişi oynanmış ama ne olursa olsun bir puan alınmış içeride. Trabzonspor takımı kime karşı oynarsa oynarsa normalde Spor. bir puan tatmin etmez ama eğer 80 kişi oynuyorsan e, rakip de Beşiktaş ise e, tabii ki bir puanı hanene yazdırdın ama onun sonrasında e, içeride oynadığın Kayseri maçı 2-0'dan geriye dönüş Hani 2-2 iki, iki, son 10 dakika iyi oynadın ama oyun anlamında gelişen nasıl bizim Orunya'yı söylüyorsan veya Abdullah Hoca döneminde oyunun ileriye gitmediğini düşünüyorsam Şenol Hoca döneminde de tabii ki gerçekleri söylememiz lazım. İleriye futbol anlamında hiçbir şey yok. Yani ne taktik ne taktik hiç şu an görünen hiçbir şey yok. Özellikle son Gaziantep maçındaki Gaziantep takımı hep çok da fazla gol yiyen bir takım. Gol atan ama gol de yiyen bir takım. Trabzonspor'un tabii o maçta bir golü var. Orada bence hakemin de tabii ki çok büyük vara vardaki hakemin eksikliği de var. Ama ne olursa olsun kaybedilen bir iki puan var Trabzonspor için. Şimdi Trabzonspor'un önünde bir Konya maçı var. Pazar günü e, oynayacağı, Trabzonspor'un oynayacağı maç Trabzonspor'un ve taraftarın rahatlama maçı. Ama ligde e, takımlarının durumu belli. Her, kimse kolay maç olacağını düşünmesin. Zaten düşünmüyor. Herkes herkesi gelip bu ligde yenebilecek pozisyonda. Trabzonspor'un biraz daha içinde bulunduğu sıkıntılı, sıkıntılı durumdan kurtulması için e, bu maçı mutlak kazanması lazım. İyi futbol demiyorum. Evet. nasıl Fenerbahçe takımına diyorum ki şey diye bazen bu derbilerden sonra içeride içeride oynuyorsun özellikle deplasmanda belki töler edersin ama içeride oynadığın maçlarda kazanmak zorundasın. Eğer iyi oyun yoksa tabelayı almak zorundasın. Trabzonspor'un da bu maç Konya maçı tabelayı almak zorunda olduğu maçlardan bir tanesi. Ama Şenol Hoca'ya dersen e tabii ki hoca diyor zaten çalışacağız. Daha kısa bir süre oldu ama Trabzonspor'un tarihinde de biz Zonguldak Spor geçen maç işte olmuş zamanda 5 maç beraberlik diye kazanmak zorunda Trabzonspor. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de e, tabii göreve geldikten sonra geniş bir basın toplantısı ilk kez düzenledi. O basın toplantısına bir gidelim bakalım Şenol Güneş e, neler söylemiş değerli izleyenler. Oynadığımız oyun ve aldığımız sonuçlar taraftarı, sizleri, medyayı, Bizi, yönetimi, oyuncuları kimseyi memnun etmediğini biliyoruz. Gerçekleri bilmek iyi ama bunlar devam ettirmek kötü. Teknik manada karar veren bir kişiyiz. Zaten başkan takım üzerinde olan tüm yetkiyi ve sorumluluğu bana verdi. Dolayısıyla şu andaki bulunduğumuz durumdan sorumlu olan da benim. Başarı veya başarısızlık e, olgusu vardır. Başarıyı konuşuruz ama başarısızlığı çözmek için en büyük kararları alacak kişi benim isteklerim olabilir ama kararı veren benim. Ama beklemediğimiz sonuçlar aldık. Oyunumuz da hayallerimizin çok altında kaldı. Ve bu durumu düzeltmek mecburiyetindeyiz. Çünkü e, Trabzonspor'u kendi haline bıraksam bile e, bu tip sonuçları almaması gerekiyor. Bunu ben de biliyorum. İşin başında olduğum için bunu rahatlıkla da söylüyorum. Bunun geçmişe geleceğini konuşmak yerine sadece odaklanacağımız nokta bugünü yani şu anı nasıl düzelteceğimiz. Tabii geçmişten dersler alacağız, geleceğe inşa edeceğiz. Bunlar hep konuşulabilir şeyler ama anı yaşamak daha önemli. Takımın özgüven, moral sorunu olduğu bir gerçek. Bu bütün takımlarda olabilecek ama olmaması için e, dikkatli olması gereken durumdur. E, başarı yakaladıktan sonra yönetimde, teknik heyette, oyuncularda, medyada herkeste bir takım değişimler olabilir. Bu bazen çok olumlu katkı yapar. Öyle zirveye çıktığın zaman, yeni ve çizemediğin zaman ve başarı da gelmediği zaman onun altında ezilen kesimler olur. Hiç kimse kendi üzerinde başarısızlığı almak istemez ve bunu paylaşırken de yaralamaya başlar. Hem kendini hem de. Evet. Ama burada bizim şu andaki takım için konuşuyoruz. Yani çünkü diğerlerine çok değinmeyeceğim. Benim için takım önemli şu anda. Bir özgüven sorunu var, moral sorunu var. Hatta tespitte niyetleri iyi olsa bile yanlış teşhisleri de var yani. Evet takım olmak istiyoruz doğru. İşte birlikte oynamadık doğru. Tespitler doğru ama hem bireysel olarak hem takım olarak iyi olmak durumundayız. Teknik direktör Şenol, Şenol Güneş ne dedi? Camia bulunduğu yerden memnun değil. Tüm sorumluluk ve yetki bende. Trabzonspor aşağıları kabul edemez. Mümkün değil. Benim hırsım takıma Takımın hırsı tribüne yansıyacak dedi Şenol Hoca. O oldu basın toplantısı. Hoca zaten yani oyuncu ilişkileri ben çünkü kulübün içini çok iyi bildiğim için, iç dinamiklerini de bildiğim hı hı. için ki Şenol Hoca ile zaten iki yıl çalışmış biri olarak hocayı da çok yakından tanıyorum. Şimdi oyuncularla birebir çok fazla toplantı yapıyor. Çünkü sorunun kaynağına inmeye çalışıyor. Bazı oyuncularda söyledi özgüven eksikliği, özellikle forvet oyuncularında şimdi Umut Bozok bu ligin gol kralı olmuş bir oyuncu. Trabzonspor'a gelirken çok değerli bir oyuncu. Ama katkı vermedi. Orada sıkıntı yaşadı. Çünkü Trabzonspor'da merkez santrafor oynamak ben yani nasıl büyük takımlar ise Trabzon'da da merkez santrafor, tek santrafor oynamak öyle kolay bir şey değil. Çünkü bunları sadece fiziksel olarak değil mental olarak da kaldırmak zorundasın. Biraz bence orada özgüven, özgüven problemi oldu. Ama Şen Hoca bu takımı ben toparlayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi Acilen 3 puana ihtiyacı var. Yani bir sonuçta bir nefes almaya ihtiyacı var. Çünkü ha. Trabzonspor takımı böyle bir puanla baktığın zaman 14. sırada Trabzonspor takımı. Aşağıları kabul edemez diyor zaten doğru. Ya etmemesi lazım. Trabzonspor'un tarihinde böyle bir şey yok. Yani oraya geldiğin zaman Trabzonspor sezona başlarken tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş iyi oyuncular aldı, Çok büyük paralar harcandı ama başlarken Trabzonspor'un parolası her zaman şampiyonluktur. Yoksa şampiyonluk gidiyor mu? Gittiyse o zaman o aralara girmeye çalışacaksın. Nasıl bundan önce geçen sene yaptığı araya o arada olması lazım. Şenol Hoca da takımı kenetlemeye çalışacak ama işinin kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncu grubu e, mental anlamda çok yorgun. Fiziksel olarak görüyorum ya maçın başında da son Antep maçı, oynanan Antep maçında yani Trabzonspor'u tanıyamıyoruz. Yani sadece bu benim görüşüm değil. Bütün futbol severlerinin görüşü. Çünkü oyuncu bazlı bakıyorsun. Kaliteli ayaklar var ama sahada üretemeyen bir Trabzonspor takımı var. Şimdi ideal 11'ünü bulması lazım Şenol Hoca'nın. Şimdi Sakat oyuncular vardı. İşte Vicha, bu takımda ne olursa olsun kesinlikle sağ tarafta oynayacak. Şimdi Orsiç döndü. Orsiç olacak, Vakan olacak? Bu kanatları Trabzonspor takımı'nın çok iyi kullanması lazım ki Banzaya iş yapsın. Yani Banzaya top atman lazım ki Banza sana gol yapsın. E, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da kulüp dergisine yapmış olduğu açıklamalar var. E, onları da sizlerle buluşturalım. Trabzonsporlular çok önemli bir yol, yol ayrımında dedi Ertuğrul Doğan. Doğrularımıza sımsıkı sarılıp tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor ve safları ya safları sıkı tutacağız ya da kutuplaşacağız dedi. Ve devamında Şenol Güneş hocamızla Süper Lig'e odaklandık. Ayrıca mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü. Finansal bağımsızlığına taşımaya kilitlendik. Bu iki büyük hedefi kişisel hırslarımızdan ötürü değil Trabzonspor'un menfaatleri için belirledik. Takım performansını, bilet fiyatlarını, TS Club e, ürünlerini tartışabiliriz ama belirttiğimiz iki büyük hedefe ulaşmak için var gücümüzle bir olalım istiyorum dedi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. E, Birlik beraberlik çağrısı yaptım. E, tabii ki içinde, bulunduğu, içinde bulunduğu durum... Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ı hem çok da takdir eden kişilerden bir tanesiyim. Neden? E, Çünkü finansal anlamda Trabzonspor'u yaptığı sponsorluk anlaşmaları ve Trabzonspor'un e, borç yükünden kurtulmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesidir. Bugün de bir başarıya imza attı e, Sayın Doğan. Projeleri var. Yani eğer projeleriniz varsa zaten e, o kulübün e, sıkıntı yaşaması mümkün değil. Şu an Trabzonspor'un sıkıntı yaşadığı tek nokta sağ skorları. Şimdi <laughs> eğer Sağ olsunsa yaptığı çağrı şu Birlik beraberlik olup çünkü Güzel Günler Trabzonspor için yakın. Ya yani borçtan kurtulmak çok önemli bir şey. Yani borcu He. aza indirmek, oraya kaynak sağlamak. Şimdi bir Kartal projesi var Trabzonspor'un. Şimdi inanılmaz işler yapıyor. Yani Birçok şey var tabii burada konuşacaklarım, konuşamayacaklarım ama başkan kesinlikle müthiş işler yapıyor Trabzonspor adına. Sadece onun da biraz futbol şansı olacak ki sağ skorlarına biraz iyi, iyi gitmesi lazım ki başkanı sadece skor olarak eleştirmemek veya oyuncu olarak eleştirmek neden bu transferleri yaptınız? Neden bu hocayla devam ettiniz diye değil de e, finansal anlamda kulübü zora sokacak transferler yapmadı. Ben de isterdim Onuç transferini 15 milyon euro'ya. Ben de derdim ama başkan dedi ki bizim dedi öyle bir bütçemiz yok. Verebilecek öyle bir rakamımız yok. İşte Trabzonspor'un bugün final belki saha skorları iyi değil ama finansal anlamda gelecek için iyi olmasının sebeplerinden bir tanesini net olarak ortaya seriyor zaten, ortaya koyuyor. Zaten başkan Ertuğrul Doğan da bazı transferleri yapamamanın maddi sebeplerden, mali sebeplerden olduğunu altına açıkça hatta altını çiziyor demeyeyim, açıkça söylüyor zaten. Yani kolay rakamlar değil bunlar. Seçim evet. biraz önce sen söylüyorsun. Yani Trabzonspor takımının bütçesi belli, bulunduğu borç belli. Onu başkan tabii ki bizden çok çok daha ama e şimdi borç yükünü azaltmış. Birçok şeyi başarmış. E, şimdi burada tabii ki başkan görevini yapıyor. Artık bu saatten sonra da iş şan olacağı ve oyuncularına kalıyor. Tabii taraftar Konya maçına, içeride oynayacağı maçları her zaman olduğu gibi gidecek, destekleyecek. Ama başkan bence üzerine düşeni şu an yapmış durumda. Yapabileceği bu çünkü. Evet. Kulüp böyle evet. yönetilir bence. Sağ skorlarında biraz şansı olması lazım. Sağ skorlarının iyi gitmesi lazım. Yani o simini mesela itiraf etti. Başka. Bize, Bize önerildi ama biz o ücretlere çıkamayacağımız için o yani, topa girmedik dedi kısacası. Ya doğru bak. Bir oyuncudan bahsediyoruz. yani atanı tutanı hep klasiktir futbolda bu söylenir. Atanı tutan iyi olacak diye. Ona şu eğer Trabzonspor'da kalmış olsaydı ben Vaka'me gittiği zaman da Trabzonspor'dan ayrıldığı zaman da aynı bunu söylemiştim yine. Bir oyuncu bazen çok şey, bazen belki hiçbir şey ifade etmeyebilir ama bazen çok şey. O ona şu Trabzonspor'da olmuş olsaydı belki Trabzonspor takımı bu kadar kötü gitme şansı yok. Çünkü farklı bir oyuncudan bahsediyoruz. Kenara in sıkıştığın noktalarda topu kaldır bir şekilde 2-0 birlik adam Skor üreten oyuncuydu. Top orada kalıyordu. Trabzonspor'da oradan gol katkısı yapıyordu. Yani bir oyuncu Trabzonspor'un kaderini belki etkilemiş olabilir. Ben burada öyle söyleyeyim. Sezon başı Abdullah Hoca bile belki şu an devam ediyordu. Ee, şimdi süremiz bitmiş ama tabii bir e, yorum da gelmiş. E, sana Ankara'dan selamlarını iletmiş bir izleyicimiz herhalde bana iletmemiş. Çünkü ısrarla senin ismin var. Ben de ileteyim kapanışta. Ağzına sağlık Mehmet. E sen yayın keyifli. için ee, aynı şekilde teşekkür nasıl ederim. Nasıl geçti bir saat anlamadım. Su gibi akıp geçti. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler ana haberi burada noktalıyoruz. İkinci saat diliminde HT Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz bizlerle birlikteydi. HT Spor ekranlarından ayrılmayın bir başka yayında görüşünceye dek hoşçakalın.